Sıcak bir yaz gecesi Öyle geç bir saat ki Otoban kenarında Yıldızlardan ve cılız yol ışıklarından başka bir şey yok Kırmızı bir şahin ilerliyor Otobanda 3 kadar. O gece o saatlere kadar içmişler Hayri arka koltukta hayıflanıyor Abi hala gelmedik mi? Çok sıkıştım Direksiyonda olanın adı Zülkür Geldik lan Bak burası işte Burası dedikleri yer Boş bir arazi o otoban kenarında. Her yer boş ancak oranın bir özelliği var. Çok büyük bir ağaç. Diğer arazilerde hiç ağaç yok. O yüzden burası daha cazip görünüyor. Onu bu hale getiren tek şey ağaç değil elbette. Arazi bir köyün girişinde. Bu üç delikanlı da aslında başka bir köyden. Burası hem evlerine uzak hem de ıssız. Daha ne isteyebilirler ki? Birkaç metre sonra araç duruyor ve üçü de araçtan inip araziye atlıyor. Ellerindeki siyah poşetlerin içinden gelen şıngırdamalar ne taşıdıklarını ispiyonluyor. Ayakları sürekli ufakça tümseklere takılırken içlerinden biri küfrediyor. Üç delikanlıdan biri bu ne be düşeceğim artık. Bir diğeri ne bileyim ya gündüz böyle görünmüyordu. Nihayet ağacın altına geldiklerinde ağacın tam dibinde kemiklerle yapılmış şekilleri görüyorlar çok sıkışmış olan Hayri bir tekme vuruyor ve kemikleri dağıtıyor. Ardından elindeki poşeti bırakarak Hayri işimi göreyim diyor. Gençlerden biri destur çek sahiplidir belki diye uyarıyor. Sırıtarak küfrediyor Hayri ve ağacın arkasına geçiyor. Hayri tam işini bitirip toparlanırken bastığı zemini yumuşuyor ve ayak bileklerine kadar toprağa giriyor. Hayri lan deprem mi oluyor diye seslense de kimse onu duymuyor. İşin garibi de Hayri de onları duymuyor. Ağacın arkasına geçtiğinden beri zar zor kendini kurtardıktan sonra arkadaşlarının yanına dönüyor. Hayri ne duymuyorsunuz beni diyor diğer iki arkadaşına. İki arkadaş da garip garip bakıyor yüzüne. Hayri tekrar söyleniyor. Bir saattir size sesleniyorum oğlum. Zülfü duymadık biz seni. Ne dedin ki? Hayri ayaklarım girdi toprağa. Deprem oldu herhalde. Zülfü Vallahi biz bir şey hissetmedik. Sen ne yaptın? Hayri, hallettik işte. Bunun üzerine elindeki dolu şişeyi Hayri'ye uzatıyor Zülfü. Zülfü, al hadi. Keyfim kaçırma şimdi. Üç arkadaş ağaca yaslanmış. Bu güzel gecenin tadını çıkarırken arkalarından gelen bir hışırtı sesi duydular. Üçü birden arkasına dönüp bakınca çok yaşlı bir adamın onlara yaklaştığını gördüler. Yaşlı adam birkaç adım daha attıktan sonra durdu. Elinde uzunca, neredeyse boyu kadar bir asa vardı. Saçları dağılıp, bir gözü benim beyazdı. Kıyafetleri eskiydi. O gelirken kötü bir koku da onunla birlikte geliyordu. Yaşlı adam, ''Ne yaptınız siz?'' dedi. Azarlar gibi. ''Hayri, sen de kimsin dayı gece gece?'' ''Hayırdır?'' dedi. Yaşlı adam ellerini açıp etrafı gösterdi. ''Bu hali siz mi getirdiniz burayı?'' ''Hayri, Evet de hayırdır biz getirdiysek ne olmuş? Koskoca arazinin sahibi sen misin? Yaşlı adam her şeyi mahvettiniz. Her şeyi. Yaşlı adam sonra ağacın altını gördü. Yaşlı adam Allah sizi kahretsin. Gençler bedduayı duyunca ayaklandı. Zülfü ne diyorsun lan sen? Yaşına hürmeten sesimizi çıkartmıyoruz. Bas git şuradan. Adam asasını yere sertçe vurdu. Kafa tutar gibi. Yaşlı adam em kendinizi hem bizi yaktınız. Allah sizin cezanızı versin dedi. Üç genç tam adamın üstüne yürüyordu ki ihtiyar yüzüstü yere kapaklandı ve bir şey onu karanlığa çekti. Attığı korku dolu çığlık ve debelenmesi bir işe yaramadı. Karanlığın içinde kayboldu. Diğerleri birbirine baktı. Üçü de aynı rüyayı gördüğünden emin olmak istiyordu. Hayır. Ne oldu lan öyle dedi. Şakir. Bilmiyorum oğlum. Hepsi Zülfü'ye döndü bu sefer. Şakir. Hani burası güvenliydi? Hani hayvan falan yoktu? Zülfü de şaşırmıştı. Zülfü. Oğlum burada bir köy var ama izole bir yer. Kimsenin gelmemesi lazımdı. O ana kadar kafaları güzel olan gençler anında ayıldılar ve hiçbir şeylerini almadan oradan uzaklaştılar. Ertesi akşam durum değerlendirmesi için kahvede buluşmuşlardı. Hayri. Bakın bu aramızda kalmalı. Sakın ola ki birinizin ağzından bir şey kaçmasın. Hayri katıldı Şakir. Şakir, zaten o köyde bir kayıp olduğunu fark etmişlerdir. Jandarma geziyordur orada. Dikkat çekmemek lazım. Zülfü, ulan acaba o tabanda kamera var mıydı? Zülfü'nün sorusu diğerlerini kızdırdı. Şakir, her yerde kamera var. İnşallah görmemişlerdir. Hayri, Şakir'in sözü bitince öfkeyle atıldı. Hayri, ulan hep senin yüzünden. Ya yani ne zorun vardı da bizi oraya götürdün. Zülfü. Lan oğlum sen demedin mi? Güzel bir yer bu. Orada devam edelim diye. Hayır. Ne bileyim oğlum böyle olacağını. Şakir. Tamam yeter. Kesin artık kavgayı. Birkaç gün sonra gider bakarız. Direklerde kamera falan var mı diye. Şakir böyle diyerek tartışmayı bitirdi. Ve sonra dağıldılar. Gece yüzüne vuran hafif bir esintiyle uyandı Şakir. Gözünü açtığında tepesindeki yaprakları gördü çıplak toprağı hissetti elleri ve birkaç saniye öyle kaldıktan sonra nerede olduğunu hatırladı. Dün gece gittikleri arazideydi. Buraya ne zaman ve nasıl geldiğini düşünmedi ve sadece gitmek için şartlandı. Ayağa kalkar kalkmaz karşısında yaşlı adamı gördü. Yaslandığı asası kan içerisindeydi. Kör olan gözü duruyordu. Fakat sağlam gözünün yerinde kanla dolmuş bir boşluk vardı. Parçalanmış yüzünü görünce içinde büyük bir korku oluştu ve kaçmak için adım atmaya çalışınca bileklerine kadar toprağa gömüldü. İhtiyar ağzını açınca oluk oluk kanakta aşağıya hemen sonra sağlam yüzü de ters döndü ve yüzüstü yere düştü. Yaşlı adam yerde elektrik akımı verilmiş gibi titrerken girdiği şoktan çıktı Şakir. Yolun kenarında ışığı yanan aracı görünce oraya doğru koştu. Ayakları bata çıka zorlansa da yola geldi. Arabanın içinde şoför koltuğunun oraya bakınca Zülfü'nün oturduğunu gördü. Şakir senin ne işin var burada dedi arkadaşına. Başını çevirip baktı sırıtarak Zülf hadi eve gidelim. Ne olduğunu anlamadı paniklediği için atladı yolcu koltuğuna. Bir süre hiç konuşmadan gittiler. En sonunda bu suskunluktan rahatsız oldu Şakir. Şakir sordu. Orada ne işimiz vardı? Oraya neden gittik? Zülfü. Benden sen istedin diye cevap verdi. Şakir de ne zaman ben istedim? Başını çevirdi Zülfü ama ona doğru değil. Arka koltuğa doğru. Aynı şekilde başını çevirip Zülfü'nün baktığı yere baktı. Boynunda bir sertlik hissetti anında. Önce kavrayamadı. Canan'ın acısını ve nefessiz kalışının sebebini bilemedi. Sonra boğazına dayanmış bir sopa olduğunu fark etti. Kokudan da anlamıştı. O ihtiyar adamdı yakalayan bir yandan sopayı tutup çekmeye çalışırken bir yandan da Zülfü'ye bakmaya çalışıyordu. Zülfü kontağı kapatmış, zevkle onu izliyordu. İhtiyar adam, insanlarla bir anlaşmamız vardı. Siz onu bozdunuz, Şakir. Ne anlaşması dedi? Kahkaha attı Zülfü. Şakir uyandı. Uyandığında elleri boğazındaydı. Nefesi kesilmişti. Neyse ki şimdi yatağındaydı. Hemen kalktı ve banyoya koştu. Aynada boğazına bakınca düz, kırmızı bir çizgi gördü odasına dönerken. Diğerlerinin ne yaptığını, rüya görüp görmediğini merak ediyordu. Ertesi gün elinde telefonu çeviriyordu. Merakı çoğalmıştı öğlene doğru. Şakir Hayri'ye yazdı. Selamünaleyküm, ne yaptın? Birkaç dakika sonra, Hayri, İyi abi sağ ol, sen ne yaptın? Biraz düşündü Şakir, geceyi anlatsa mıydı? Şimdi bir şey yoksa dalga geçerler diye tekrar mesaj yazdı. Şakir, akşam ne yapıyoruz diye mesaj attı. O akşam bir şey yapmadılar. Zira Hayri'nin keyfi yoktu. Bilge Cihancı evde dolaşan gölgeler yüzünden rahat uyuyamamıştı. Zülfü'yle aramışlardı ama telefonu sürekli kapalıydı. Bu gece uyuyabilecek miydi? Hayri bilmiyordu. Kimse onu aramasın diye telefonunu kapattı. İçinden tüm duaları okuyup başını yastığa koydu ve baykuş sesi duydu. Gözünü araladı. Tam karşısında olduğu için saati rahat bir şekilde görebiliyordu. Saat 02.22 yatağında olduğunu anladığı için rahatladı. Baykuş dışarıdan öterken yatağından kalktı. Tuvalete gitme isteği duydu. Koridora çıktı önce. Yapış yapış bir şeye bastı ve sonra burnuna keskin bir demir kokusu geldi. Hayır bu ne ya böyle deyip tabanına baktığında neredeyse siyaha yakın bir renkti bu. Kan mı? Parmaklarını sürüp kokladı. Evet kan kokusuydu. Koridora bakınca Yer yer kan lekeleri görünüyordu. Hemen aklına annesi geldi. Babası seneler önce ölmüştü. Ablası ise annesini yanına almak bir kenara dursun. Doğru düzgün arayıp sormuyordu bile. Ona bir şey olduğunu düşünerek kan izini takip etti ve Kan izi banyonun önünde son buldu. Önce kapıyı tıklatıp annesine seslendi. İçeriden ses gelmeyince bir kez daha denedi. Fakat yine aynı şey oldu bir cesaret artık ne olacaksa olsun diyerek kapıyı açtı. Banyo boştu. Yerler temizdi. içeri girdi. Bunun üzerine belki oralarda bir yerdedir diye düşünüyordu. Kimseyi bulamadı. Hacetini giderip elini yüzüne yıkadı. Aynaya tekrar bakınca aynanın kenarında ufak bir kan lekesi gördü. Parmağıyla dokunduğu anda aynanın tepesinden kan akmaya başladı. Hayır şimdi ne yapacağını bilmiyordu sadece birkaç adım geriye gidebildi. Kafasına bir şey damladı. Tam ortasına istemsizce elini başına götürdü ve kontrol etti. Bu kanın nereden geldiğini anlamak için kafasını kaldırdığında tavanda annesinin bedenini gördü. Yaşlı kadının belden altı kopmuştu. Gözleri oyulmuştu kadının. Elini ağzına götürdü genç adam. Tam çığlık atacaktı ki kadının içindeki serbest kalan iç organları başından aşağı sağlak gibi döküldü tüm o sıcak organları bedeninde hissetmişti. Bağırmaya çalışıyor, yüzündeki kanı temizlemeye çalışıyordu ama nafile. Hiçbir işe yaramıyordu. Biraz daha çırpınırken, aklı başından gidecekken uyandı. Kendi kendine, bağırı bağırı üzerinden dökülenleri temizlemeye çalışıyordu. Hayri'nin annesi. Hayri, oğlum ne yapıyorsun? Birkaç saniye annesinin sesine tepki vermedi. Sonra aklı başına geldi. Dönüp gözyaşları içinde annesine baktı. Hayri'nin annesi. Kavus mu gördün oğlum? Hayri, anne, anne yaşıyorsun. Kadın oğlunun o halini görünce panikleyip içeri girip sarıldı. Hayri'nin annesi. Yaşıyorum oğlum. Neden yaşamayayım? Ağlama artık tamam. Birkaç dakika daha ağladı Hayri. Sonrasında annesine rüyasını anlattı. Hayri'nin annesi. Böyle şeylerin arada bir olabileceğini söyledi ve kaldırıp abdest aldırdı. Sakın abdestsiz yatma oğlum dedi ve kendi yatağına döndü. Hayret düşünüyordu. O geceden sonra başına kötü şeyler geliyordu. O günden sonra başı belaya girmişti. Genç adam bundan adı gibi emindi. Diğerleriyle de konuşmalı ve derdini anlatmalıydı. Elindeki çay bardağını bırakırken aklına Şakir geldi. Geçen gün onun ağzını mı arayacaktı yoksa? Bu iş çığırından çıkmadan Şakir'in yapamadığını ayrı yapacaktı. Diğer gün onları kahveye çağırdı. Durum değerlendirmesi lazımdı. Akşamüstü serinliği esiyordu yüzlerinde. Çayına sinirli sinirli karıştırdı Şakir. Şakir e ne konuşacağız dedi. Zülfü de sırtarak bakıyordu sadece. Hayri konuşmaya başladı. Abi bak o araziye gittiğimizden beri benim başımda bir şeyler olmaya başladı. Belki siz de böyle şeyler yaşamışsınızdır dedi. Çay kaşığını düşürdü Şakir. Haklıydı Hayri musallat yaşıyordu. Biraz daha konuştular. Zira bu işin başladığı yeri, o araziye bağlı olduğu köye gidecekler. Başlarına gelen her neyse öğrenecek ve bu durumdan kurtulacaklardı. Araç içinde hiç konuşmadılar. Hepsi bir şey hesaplıyorlardı kendilerince. Hava kararmadan, geçen günkü arazinin yanına gelince, renkleri rahatlık korkudan. Yine de bir şey belli etmemeye çalışıyorlardı. Şakir direksiyonu yan yola kırdı ve köy yoluna girdiler. Boş gibi duruyordu. Uzun süre düz bir yoldan geçtiler ve çok eski bir köprünün önünde durdular. Şakir, buradan geçmez araba, inelim dedi. Bunun üzerine üç arkadaş araçtan ayrılıp tahta köprüden yavaş yavaş yürümeye başladılar. Bulundukları yer henüz aydınlık olsa da yakında hava kararacaktı. Karşıdaki yeşil minareden bir sesli bir müezzin akşam ezanını okuyacaktı. Tam orta yerdeki köy kahvesine girdiler. İçeride belki 10 kişi var ya da yoktu. Bir masaya geçip otururken herkes başını çevirip bu yabancılara baktı. Kahveci önlerine birer bardak bırakırken sordu. Gençler hayırdır siz kimsiniz? Zülfü. Dayı biz bir köy girişindeki arazi için geldik. Aynı anda Hayri başına bir taş yedi. Acıyla elini başına götürdü ve taşın geldiği yöne baktı. Genç bir kız atmıştı onu. Uzun boylu, güzelce bir kızdı ancak ağzı sola doğru belirgin bir şekilde kaymıştı. Kız, babamın katilleri bunlar diye bağırdı. Onun bağırmasıyla kahvedeki herkes ayaklandı. Sizin yüzünüzden mi öldü Bekir? Kahveci, elindekini yere attı sinirle. Kız, o bozdu bizim anlaşmamızı dedi. Kızım bu son söyleminden sonra hepsi masaya yaklaştı. Diğerlerinin kaçması gerekiyordu. Bahçe duvarından atlayıp koşmaya başladılar. Çok değil. Birkaç dakika sonra Kendilerini ilk gördüğü taş binanın içine attılar. İçeri girdiklerinde büyük bir çalışma masası, sandalye ve diğer ofis eşyalarına bakıp buranın muhtarlık binası olduğunu anladılar. İçeriden yaşlı, güler yüzlü bir adam çıktı. Yaşlı adam gençler dedi hepsine bakarak Hayri ne olur bize yardım edin. Öldürecekler bizi dedi. Hayri'nin yüzündeki korkudan ciddi bir sorun olduğunu anladı muhtar. Hemen koşup kapıyı kilitledi. Ardından diğerlerine döndü. Muhtar, hele bir anlatın ne oldu? Olanları anlattılar. Konuşma bitince, üç genç de muhtarın yüzüne bakıyordu. Gülen yüzü, ciddi bir ifadeyle bakıyordu şimdi. Sakalını kaşıyordu. Bu gergin bekleyiş çok sürmedi. Muhtar, bakın çocuklar, bu köy çok büyük bir acı yaşadı zamanında. Lafını bölen, dışarıda bağıran köylülerin sesleriydi. Kalktı ve onları gönderdi. Çok uzun sürmedi bir veya iki dakika olmadan geri döndü ve sözlerine devam etti. Muhtar, yüz yıl önce bu köye bir gelin gelmiş. Gelini sadece gelirken görmüş o hali. Siyah bir atın üstünde, siyah çarşaflı, siyah peçeliymiş. Dedelerimiz açık yeşil gözleriyle kalın çektiği sürmeyi anlatırdı. O geldikten birkaç yıl sonra hayvanlar telefonlaya başlamış. Teker teker ekinleri böcekler basmış. Tarlada mahsul azalmış. Cahil halk bu durumun yeni gelinden kaynaklandığını düşünmüş ve bir gece o gelinin evini basmışlar. Aileyi biliyorlar. Buranın yerlisi. Fakat gelin buradan değil. Yüzünü bile görmedikleri bu kadın yüzünden başlarına bunların geldiğini düşünerek kadını taşlayarak katletmişler. Ancak bilmedikleri bir şey varmış. Gelin cinlerden biriymiş. Hoca açılan peçeden yüzünü görünce anlamış bunun cin olduğunu. Bunun üzerine köylüler paniklemiş. Onların gazabından korktukları için köy dışında bir cinliği getirmişler ve bir anlaşma yapılmış. Gelinin ailesi ve kocasının da ailesi cin gelinin diyeti olarak her sene mezarına kan dökülecek kurban verilecek. Cin gelinin mezarı da o arazide anlattığınız ağacın altında tahminlerinden çok daha kötü durumdaydılar. Üç arkadaş peki ne yapacağız? Burada kurtulamaz mıyız diye sordular. Muhtar gençlere doğru eğildi. Sevdiklerinizi kurtarmak sizin elinizde. Ardından Zülfü'ye baktı. Sen benimle gel Siz de araziye çıkın bizi bekleyin. Siz bizi bekleyin. Biz arkanızdan geliyoruz. Yarım saat sonra Hayri ve Şakir araziye gelmişlerdi. Köy meydanından geçerken kalpleri durmak üzereydi. Lakin kimse saldırmıyor. O kız da ortalıkta görünmüyordu. Hayri ne yapacağız şimdi? Şakir, ne bileyim, bekliyoruz işte. Karanlığı yaran Elfen evnin ışığı dikkatlerini çekti. Zülfü ile muhtar ellerinde çantayla geliyorlardı. Muhtar, gençler hazır mısınız dedi. Sonra eliyle ağacı gösterdi. Şu ağacın altındaki kemikleri düzelteceğiz önce. Dört kişi birden kemikleri düzeltti. İşleri bitince. Hayır, bu kanar mı yani diye sordu muhtar. Hayır, kurban vermemiz lazım. Onlar konuşurken Zülfü çantanın içini açtı ve içinden büyük bir pala çıkardı. Diğer ikisi karanlıkta bile parlayan palaya bakıyordu. Zülfü ile göz göze geldiler. O an akıllarına bir şey geldi ama konduramadılar. Hayri ve Şakir anında ayaklarından toprağa gömüldü. Etlerine geçirilen tırnakları rahatlıkla hissediyorlardı. Ne yapıyorsun Zülfü diye yalvarıyorlardı. Zülfü eliyle ağacın tepesini gösterdi. Zülfü oradaydı, kendini asmıştı. Peki karşılarındaki kimdi? Zülfü'ye benzeyen kişiye baktıklarında, onun Zülfü olmadığını anladılar. Bu, kırmızı gözlü, siyah bereli biriydi. Kardeşimin mezarına saygısızlık ettiniz. Sizi onlara vermezsek, hepimizi alırlar dedi. Muhtar arkasını dönüp gitti. İki genç, o zaman onlara köylülerin neden saldırmadığını anladı. Lütfü'nün başına niye böyle bir şey gelmediğini anladılar. Aynı gazaba onlar da uğrayacaktı. Şakir, dua okuyalım dedi. Cinler onlara yaklaşırken ağızlarını açtıkları anda dilleri dolaşıyordu. Aynı anda etraflarını köpekler sardı. Belli belirsiz görüyorlardı ancak hırlamalarından anlıyorlardı. Birden görmedikleri eller ikisinin de ensesinden tutup yere fırlattı onları kaçamıyorlardı çünkü bacakları tutuluyordu. Önce Hayri'nin saçını tuttu ve kaldırdı. Açıkta kalan boynunu bir hareketle kesti. Sıcak kan toprağa hızla akarken Şakir'in gözleri doldu. Sıra ona geliyordu. Arkadaşı toprakta can çekişip titrerken onun da başına geldi aynası. ince bir acı. Ardından boğazından aşağı akan ılık kan. Birkaç saniyede kanın hepsi akıp gitti. Son hissettiği üşümesiydi. Sonsuz bir üşüme Üç gencin ailesi birkaç hafta sonra jandarmadaydı. Bir hafta geçmiş ve evden çıkıp dönmeyen çocuklara hakkında kayıp başvurusu yaptılar. Birkaç gün sonra köyün girişindeki aracı buldular ancak köylüler onları hiç görmediklerini söylediler. Bir sene sonra üç gencin ailesi jandarmadaydı. Bir senedir defalarca gelip gitmişlerdi. Kayıp çocukları buldular mı diye jandarmaya sormuşlardı. Jandarma onların ilk geldiklerinden birkaç gün sonra köyün girişindeki aracı bulmuştu. Ancak köydekiler onları hiç görmediklerini söylemiştiler. Az ah Subay merak etmeyin dedi. Onları her yerde arıyoruz. Elbet bulacağız. Gözünün yaşını sildi Zülfü'nün annesi. Zülfü'nün annesi. Allah'ım, sen bize yardım et dedi. Üç kadın jandarma karakolundan birkaç dakika sonra birbirlerine destek olarak çıktılar ve evlerine dağıldılar kim bilir daha ne kadar arayacaklardı evlatlarını ama onları asla bulamayacaklardı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Merhaba. Lise dönemimde yaşamış olduğum bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ailemden bahsetmek istiyorum. Düşük gelirli bir aileydik. Benden iki yaş büyük bir ablam vardı. Babam bir fabrikada çalışıyor. Annemse el işi yapıp satıyordu. Kenar mahallelerden birinde oturuyorduk. Çünkü bizim için en iyisi buydu. Etrafımızdaki insanlar da bizim gibi düşük gelirli olduğundan iletişim kolay oluyor. Kimse birbirini hor görmüyordu. Düşük gelirli ailelerin dertlerinden birisi de çocuklarına ne olacağıdır. Ablam bir takı dükkanında çalışmaya başladı. Fakat iki ay sonra işten çıkarıldı ve okula gönderildi. Çünkü okul yönetimi onun eksikliğini fark etmiş, bunun üzerine ailemle iletişime geçmişti. İşin ucunda ceza olduğunu bildirmişti. Ancak babam hem okul masraflarından hem de tutucu bir kafaya sahip olmasından dolayı ablamı yeniden liseye gönderme taraftarı değildi. Mahalleden birkaç kişiyle konuştuktan sonra ablamı dini eğitim veren bir kursa göndermeye karar verdi. Ona bu haklı Rasim amcam vermişti. Sakalı ağırmış, Beli bükülmüş bu adam akşama kadar cami avlusunda beklerdi. Yatsı namazından sonra bir süre evine gider, tekrar sokağa çıkar, sabahlara kadar da dolanır dururdu. Çocukluğumuzda onu deli sınırdık ama bugüne kadar hiç zararını görmemiştik. Pek sohbetli biri olmasa da babam nasıl yapıyorsa onun ağzından laf alabiliyordu. Babam o akşam eve neşe içinde döndü. Yer sofrasına bağdaş kurmuş otururken anneme konuyu açtı. Bizim büyük kızı bir kursa göndereceğim dedi. Annem babamın sözlerini önemsemediğinden sen öyle diyorsan öyle olsun demekle yetindi. Sonra gözlerini bana dikip hatta iyi bir yerse küçüğünü de gönderelim dedi. O ana kadar ablamdan ayrılacağım düşüncesiyle üzülüyordum. Fakat şimdi ben de gidecektim. Küçüklüğümüzden beri dini eğitim aldığımız için de kursa gitmeyi hep istiyordum. Babam o hafta içinde bu kurs ve tarikatın yerini araştırdı. Biz de heyecanla eşyalarımızı topladık. Evden ayrılmanın heyecanı içinde bekliyorduk. Annem bize yiyecekler hazırladı. Gittiğimiz yerde uslu olmamız tembihlendi. Nihayet perşembe günü çatmıştı. Babam eve gelmişti. O gün bizi uyku tutmamış, sabaha kadar sohbet etmiştik. Sabah olduğunda heyecandan az bir kahvaltı yapıp kursa gitmiştik. Gitmesine gittik ama gördüklerimizle hevesimiz kırılmıştı. Gittiğimiz yer boş, kullanılmayan bir mahallenin ortasındaki bir araziydi. Bizimkinden hallice bir evin perdeleri açılmış, içerisindeki hocalar ve çocuklar görünüyordu. Nihayet 10 dakika sonra adam akıllı bir evin önünde durmuştuk. Babam arabayı durdurup işte geldik dedi ve arabadan hızla bavullarımızı çıkardı. Evin kapısına vuran babamı sevecen bir sesle karşıladı. Eve girdiğimizde 40'lı yaşlarda ve diğerinin yaşı muhtemelen 60'larda olan iki kişi bizi karşıladı. Kurs için gerekli kayıtları yaptırdıktan sonra babam bir miktar para verip geri kalanını da daha sonra getireceğini söyledi. Sonrasında genç olan bizi odalarımıza götürdü. Bunun için binadan çıkıp biraz yürüdük ve ilk katının penceresi kırık bir binaya geldik. Allah'tan biz ikinci katta kalıyorduk. Kalacağımız oda evimizden farksızdı. Tek fark daha soğuktu. Adının Mehmet olduğunu öğrendiğimiz adam bir sorun olduğunda onunla muhatap olmamızı söyleyip kahvaltı ve ders saatlerini hatırlatıp yanımızdan ayrıldı. Yıkılan hayallerimizi toplayıp evdeki diğer kızlarla tanıştık. Hepsinin yüzünden düşen bin parçaydı. Sanki hayattan soğumuşlardı. Hele bir tanesi tanışmaya bile gelmedi. Odasında ona verilen ödevleri bitirmeye çalışıyor. Diğeri ise neden buraya geldiniz ki der gibi bakıyordu. Tahtaları gıcırdayan ve kapısı güven vermeyen evden çıkıp Mehmet hocanın yanına gittik. Bize dersliklerimizi gösterdi. Her binanın dersi alt katındaydı. Bizim dersliğimiz o camı kırık olan odaydı. Ayrıca her ev kendi yemeğini yapıyordu. Bizim için ilginç geceler o gece başlamıştı. Mehmet Hoca evleri dolaşarak yarın erkenden derslerimizin olduğunu, 11 gibi uyumamız gerektiğini söylüyordu. Simsiyah perdeler çekiliyor, odaların kapıları kilitleniyordu. İyice korkmaya başlamıştım. Ablamın yanına gidip ağladım. İçinde bulunduğumuz yerin bize güven vermeyeceğini hissetmiştim. Ablam bana sarılıp beni sakinleştirmeye çalışıyordu. İlk günler böyle şeyler hissetmemin normal olduğunu söylüyordu. O esnada evimizin kapısı büyük bir gıcırtıyla açıldı. Mehmet Hoca'nın geldiğini düşünsekti. Adımlar onunkinden daha ağırdı. Nefeslerimizi tutmuş merakla beklerken, yan odamızın kapısı açıldı. Kızlardan bir kısmı ağlamayla inleme arası sesler çıkarıyor, bir kısmı dua ediyor, bir kısmı da "Ne olur beni alma, çok hastayım." diye yalvarıyordu. Sonra yalvaran bir kızın sesi koridordan gelmeye başladı. Gelen kişi onu götürüyordu. Ama nereye? Perdeyi açıp bakmak istesem de cesaret edememiştim. Yaklaşık iki saat sonra aynı kişi tekrar gelmiş. Duvardan duyabildiğimiz kadarıyla ağlayan kızı geri getirmişti. O gece sabaha kadar gözüme kram uyku girmedi. Şanslıydık ki bizim odaya uğrayan olmadı. Günün ağırmasıyla Odamızın kapısının kilidi açılmıştı. Kahvaltımızı hazırlayıp dersliğimize geçtik. Benim gözüm diğer odadaki kızlardaydı. Sesinden hatırladığım kadarıyla adı İram olan kız, dün geceki kızdı. Ona yaklaşıp sohbet kurmaya çalıştım ama başaramadım. Ben kıza ne olduğunu düşünürken dersliğimize bir adam girdi. Adı Yunus Emre'ydi. Muhtemelen 20'lerindeydi. Sakalları seyrekti. Gerçekliğine inanamadığım gözleriyle beni büyüledi, selam verdi. Bizimle bir süre tanıştıktan sonra derse başladı. Daha önce kursa gitmesem de camide eğitim almıştım. Ve orada gördüğüm dersler, Kur'an'ın hayatımıza uygulaması, hadisler gibi konuları oluşturuyordu. Ancak burada adını ilk kez duyduğum, Mazandar Ebu Bekir Efendi'nin İslam anlayışı adında bir ders vardı. Ahmet Hoca, Dersi bir çırpıda anlattı anlatmasına ama anlattıklarıyla dersler hiç örtüşmüyordu. Burada anlatılan helal ve haramlarla camide öğrendiklerimiz hiç örtüşmüyordu. Aklımdakini sormak istedim ama çekindim. Daha sonra 10 dakika ara verdik. Bu sırada üst kata çıkan İrem'in peşine takıldım. Tüy gibi adımlarıyla tahtaları gıcırdatmadan odasına gitti. Ben de yanına gittim ve dün gece ona ne olduğunu sordum. Bembeyaz yanakları bir anda morardı. Israrla sormama rağmen sinirlendi ve beni odasından kovdu. Bu tavırları hiç normal değildi. Anlamıştım bir şeyler olduğunu. Daha sonra tekrar alt kata indim. Ablam diğer kızlarla sohbet kurmuştu. Yeni birilerini görmek onlara moral veriyordu. Genelde derslerden konuştuk. İkinci dersimize Mehmet Hoca girdi. Dersimizin konusu cinler ve onlarla olan iletişimdi. Cami'de asla böyle bir ders almamıştık. Mehmet hoca cinlerden uzunca bahsetti. Tarihten örnekler verdi. Varlıklarından bile haberimiz olmayan insanların kitaplarını önümüze koyup cinlerin neler yapabileceğini anlattı. Bu dersin diğer kızları olumsuz etkilediğini fark ettim. Hocanın anlattıklarını önlerine bakarak dinliyorlardı. Bir tanesinin boynu çıkacak gibiydi. Kalem tutarken elleri bile titreyen vardı. Ama bu denli tesir etmesi şaşırtıcıydı. Ders bittiğinde Mehmet Hoca hepimize kağıtlar verdi. Kağıtlarda çeşitli semboller vardı. Ödevimiz bu sembolleri ezberlemek, kağıtlara bakmadan çizebilmekti. Mehmet Hoca size ileride Arapça öğreteceğim. Buradan iki dil bilerek ayrılacaksınız dedi. O gün başka ders yoktu. Ödevlerimizi yaptıktan sonra ablama, abla, diğer kızları da çağırıp dışarıya çıkalım mı dedim. Sokakta büyümüştük ve dört duvar arasında kalmak içimizi sıkıyordu. Kızlarla konuşmaya gittik. İkisi bizimle çıkmış diğerleri de evde kalmıştı. Sokakları gezerken içimi tarifsiz bir ürperti kaplıyordu. Gündüz dahi olsa ürperticiydi. Neredeyse her bina haldeydi İçlerinden bizim yaşlarımızdaki kızların sesi geliyordu. Yanımızdaki kızlara ne kadar süredir burada olduklarını sordum. Biri 3 diğer ise 2 aydır burada olduğunu söyledi. Dersler başlamadan aileleri alışmaları için buraya getirmiş onları. Onlara alıştınız mı diye sorduğumda çekimsel bir tavırla evet diyorlardı. Bizden bir şeyler saklandığını hissedebiliyordum. Ancak ne zaman sorgulamaya kalksam kızlar içlerine kapanıyorlardı. En uçtaki evlere gelmiştik ki penceresinde tahtalar çakılı. Vrandalar çekili, kapısında asma kilit olan bir ev görmüştük. Ahşap bir yapıydı ve her an yıkılacak gibi görünüyordu. Bu eve yaklaştığımızda kızlar garip davranmaya başladılar. Yorulduklarını, derslere yeniden bakmaları gerektiğini söyleyip bir bahaneyle bizi geri çevirdiler. Saat 11 olmuş, yine odalarımızın kapıları kilitlenmişti. Bu gecede bir şey olacak mı diye düşünürken 12 gibi yine kapı açıldı. Ağır yine merdivenlere çıktı birisi ve bu sefer çaprazımızdaki odalara yönelmişti. Kulağımızı kapıya dayasak da ayak seslerinden başka bir şey duyulmuyordu. Ablama perdenin ardından bakalım mı diye sorduğumda donmuş gözlerle bana hayır dedi. Doğal olarak uykusuzduk. Hatta kapının arkasına çökmüştük ve evden çıt sesi gelmiyordu. Emekleyerek mümkün mertebe tahtaları gıcırdatmadan Cam kenarına doğru gittim. Perdenin sağ ucundan dışarıya baktığımda gökyüzünde parlayan ay dışında hiçbir ışık yoktu. Beni birinin görmesinden korkup sokak göz ucuyla baktım. Kimseler yoktu. O kadar tekinsiz görünüyordu ki bir an herkesin perdeleri sokakları görmeyelim diye kapasıldığını düşündüm. Bir yaşam belirtisi arıyordum. Hocaların kaldığı evler dahil hiçbirinden ışık gelmiyordu. Ablamın yanına döndüm ve kısık sesle olanları anlattım. Hiçbir şey demiyordu. Ne kadar süre geçmişti hatırlamıyorum. Evin kapısı tekrar açılmıştı. Ayak sesleri ve bir kızın ağlama sesi geliyordu. Dürüst olmak gerekirse ikinci gecede aynı şeyi yaşamak bizi en korkutan şeydi. Her gece biri eve geliyor birini alıp götürüyordu. Peki neden ve nereye? Bu sorularla boğuşurken uyuyakaldım. Sabah ilk iş diğer kızlarla sohbet etmeye çalıştım. Biri hariç hepsi konuşuyordu. Merve adında bir kız durmadan bildiği duaları tekrar ediyor, kollarını kaşıyordu. Aynı kızı dün de görmüştüm ama böyle davranmıyordu. Ona ne olduğunu sorduğumda hasta olduğunu ve kendi haline bırakmamız gerektiğini söylediler. Ben de fazla üzerine düşmedim. Tüm gün yaptığımız derslerimize girmekti. Fakat bugün daha farklı bir ders vardı. Ders cin musallatıydı. Dersi Ali adında orta yaşlı ve uzun boylu bir hoca veriyordu. Bize iğrenerek bakıyordu. Hele ki ablam ve bana. Dersin bir noktasında aşağı yukarı tüm insanlarda cin musallatı olduğunu fakat çoğunun bundan haberi olmadığını söyledi. İçimizden birini yanına çağırıp buraya gelmeden bir gün içinde neler yaptığını sordu kız ne yaptığını anlattı. Anlattıkları karşısında hoca kafa sallıyor, öfleyip püflüyordu. Kızın bu davranışlarının çoğunun cinler yüzünden olduğunu söyledi. Mesela oyun oynamak. Evet, oyun oynamak. Aslında cinlerin insanların boş vakitlerini çalmak için kurdukları bir tuzak olduğunu söylemişti. Böyle istekler aklımıza geldiğinde bize dua etmemizi tembihledi. Ders boyunca bize cin musallatını nasıl kaldırabileceğimizi anlattı. Gördüğüm kadarıyla kursta cinler üzerinde çok duruyorlardı. Ders bitiminde ablamı yanına çağırıp bir şeyler söyledi. Ne konuştuklarını duymadım ama ablamın yüzünde bir korku vardı. Konuşma bitince hemen odaya gitti. Peşinden ben de gittim. Ne olduğunu sorsam da cevap vermedi. Hatta beni odadan çıkardı. Ders başlayıncaya kadar onu görmedim. Derse geldiğinde ilgisi kaybolmuştu. Herkesten uzakta oturuyordu. Gözünü yere dikmiş öylece duruyordu. Bugün tüm dersler böyle geçti. Ders sonrası aynı evde kaldığımız kızlardan birini yine dolaşmak için davet ettiğimde bu sefer sadece biri gelmişti. Diğerleri cinlerin bize oyun oynadığını, boş işlerle ilgilenmememiz gerektiğini söyledi. Ben buna kulak asmadım. Benimle gelen arkadaşlar havadan sudan bir süre muhabbet ettikten sonra iki gündür içimde tuttuğum şeyi sordum. Onun elinden tutup geceleri eve biri giriyor. Kızlardan birini götürüyor. Sizin odadan da biri gitti. Bu ne? Bunun üzerine elini çekmeye çalıştı. Bırakmadım. Dol dolu gözleriyle eğer bırakmazsam bağıracağını söyledi. Ben de ona korktuğumu ve neler olduğunu bilmek istediğimi söyledim. Korktuğumu bilmek onu rahatlatmıştı. Çünkü aynı duyguları paylaşıyorduk. Kız temkinli bir şekilde etrafına bakıp beni bir köşeye çekti. Kulağıma Ali hocanın bunu yapma dediği şeyleri yapma. Daha fazla bir şey söyleyemem. Bunu bil yeter dedi ve hızla eve yöneldi. Ben de arkasından eve girdim. Söylediklerine anlam verememiştim. Ama odada her şey değişmişti. Ablamla konuşmaya çalıştığımda bana cevap vermiyor, ısrar ettiğimde beni itiyordu. Yatağında duvara dönmüş bir halde yatarken yanına geldim. Boynuna sarıldım. Titriyordu. Yanından öpüp bana neler olduğunu anlatmasını istedim. Elimden sıkıca tuttu ve bir cevap vermedi. Diğer odalara gidip yardım istedim. Ancak kimse konuşmak istemiyordu. Vakit geçiyor. Ablamın titremeleri artıyordu. Hasta olduğundan şüphelendim. Fakat ateşi yoktu. Hocalardan birine durumu anlatmak üzere evden çıktım. O esnada Mehmet Hoca kapıyı kilitleyip çıkmaktaydı. Durumu ona anlattığımda bana gülümsedi ve buraya gelenlerde bu tür davranışlar olduğunu, bu ortamlarda bağırmadıkları için böyle olduklarını söyledi. Ne yani? Ablam musallatlı mıydı? Peki onunla aynı odada kalmak ne kadar doğruydu? Bunu Mehmet Hoca'ya sorduğumda korkmamamı onu kışkırtmadığım sürece bana zararının dokunmayacağını söyledi. Odama döndüğümde onu izlemeye başladım. Ablama yaklaşmaya çekindim. Bana yüzü dönük değildi. Ya bana saldırırsa ne yaparım diye düşündüm. Derste gördüğümüz bu konuda kullanılabilecek bazı duaları okumaya başladım. Saatin 11 olmasıyla kapımız kilitlendi ve ablamla yüz yüze geldik. Muhtemelen ağlamaktan kızaran gözleri ve solmuş yüzü bana ürpertici görünmüştü. Perdeyi tam çekemeden koşarak yerime döndüm. Ne olmuştu ona böyle? Odanın ışığı kararınca hepten huzursuzlaştım ve beklenen o an gelmişti. Yine evin kapısı açılmış ayak sesleri odamıza çıkıyordu. Sesler odamızın önünde durunca kilit sesi geldi. Tahta kapı açılmamaya dirense başarılı olamamıştı. Yorganımı ağız hizama kadar çekip odamıza giren kişiye baktım. Fakat karanlıktan kim olduğu seçilemiyordu. Fark ettiğim tek özelliği kapkara olduğuydu. Aile uzun boyluydu. Birkaç adım yaklaştığında umarım beni almaz diye dualar etmeye başladım. Bir süre ayakta bekledikten sonra ablama doğru yöneldi. Ablamı omzuna alıp odadan çıktı. O an dona kalmıştım. 10 dakika sonra kendime gelebildim. Yanımdaki yatak boştu. Ablam gelene kadar sessizce ağladım. Ablamı merak ediyordum. Acaba şu an neredeydi? İyi miydi? odalarından alınan kızları görmüştüm. Ablamın da o hale gelmesinden endişe duyuyordum. En kötüsü de elimden gelen hiçbir şeyin olmamasıydı. Ablam diğer kızlardan daha geç getirilmişti. Ablamı odaya getiren kişi yatağına bırakıp geldiği gibi gitti. Ablama yaklaşıp nasıl olduğunu sorduğumda iyi olduğunu söyledi. Ancak ses tonu aksini söylüyordu. Nereye götürdüklerini sorduğumda hiçbir şey söylemedi sadece yatıp uyumak istediğini söyledi. Onun üzerine örtüp yanından ayrıldım. Sabah olduğunda tanıdık bir arabayı ana binanın önünde gördüm. Babam gelmişti. Acaba annemi de getirmiş miydi? Dersin başlamasına daha 20 dakika olduğu için ana binaya gittim. İçeri girdiğimde annem ve babamın Mehmet Hoca ile konuştuğunu gördüm. Beni fark edip yanlarına çağırdılar. Mehmet Hoca annemlerin yanında beni övüyor. Ne kadar çalışkan olduğumdan bahsediyordu. Ailem de bu sözlerle hem mahcup oluyor hem de gururlanıyordu. Bir süre sohbet ettikten sonra yanlarından çıktık ve ailemle özel konuşmaya başladık. Normal muhabbetten sonra buraya geldiğimizden beri korktuğumuzu, artık burada kalmak istemediğimizi söyledik. Bunun üzerine babam sinirlendi. Zamanla alışacağımızı söyleyip sözlerimi kesti. Ablamın durumunu anlattığımdaysa, evet ablan hastalanmış biliyoruz. İşte yaşadığımız yer uzak olunca gidemiyoruz. Hocaları ona iyi bakıyor, iyileşecek inşallah dedi. Babamın daha bu sabah gelmesine rağmen benden çok şey bilmesine şaşırıyordum. Ablamın hasta değil musallatının olduğunu söylediğimde. Hasta diyorum ya biz de biliyoruz her yerde dinlendirme dedi babam. Annemize bir şey söylememekle birlikte yüzünden Bizim için korktuğu belli oluyordu. Beni yanına çekip sarıldı. Korkmayın kızım. En zor zamanlarda dua edin. Bizim tek çaremiz Allah ve duadır dedi. Ve daha sonra da evden getirdikleri yiyecekleri verdiler. Annem ablamı görmek istediğinde babamın izin vermemesi üzerine gittiler. Annemin arabadan bana o çaresiz bakışını hala unutamıyorum. Ablamın durumu günden güne kötüye gidiyordu. Geldiğimizde her şey normal olan kız yemeden içmeden kesilmişti. Derslere ölü gibi giriyor. Hocalarsa bunu bildikleri halde bir şey demiyorlardı. Ben hem onunla aynı odada kalmaktan korkuyor hem de onu yalnız bırakmak istemiyordum. Bir hafta kadar bu böyle devam etti. Ablamı dört gün sonra tekrar götürmüşlerdi. Bu sefer durumu daha da ağırlaştı. Geçen birlikte dışarıya çıktığımız kızı yine davet ettim. Ama artık o da dışarıya çıkmak istemiyordu. Onu zor da olsa ikna ettim ve kandırdım. Dışarı çıktığımızda o bana cin çıkarma dersinde gördüklerimizi kağıda bakmadan anlatmaya çalışıyordu. Evden biraz uzaklaştık. Bir süre sonra kızla ablam için üzüldüğümü anlatmaya çalıştım. Onu da odadan götürdüklerini ve kötü halde geldiğini söyledim. Babamın cin ile ilgili söylediklerini de ekledim. Kız konuşacakmış gibi olduğunda cesaretimi toplayıp artık burada olmak istemediğimi söyledim. Geldiğimden beri yüzü gülen kimseyi görmemiştim. Tek gülen ablam vardı. O da artık ağlıyordu. Nerede olduğumuzu bile bilmiyorduk. Sağımız solumuz boştu. Bir arazinin ortasına dikilmiş boş bir bina kümesi vardı sadece. Burada bir şeyler öğrenmeye çalışıyorduk. Her gece odalardan birilerini götürüyor. Kimse ne olduğunu anlatmıyordu. İçinde tuttuklarımı olduğu gibi döktüm kıza. Söyleyecek çok şey olduğunu bildiğim halde konuşamıyordu. Bana dua et, böylece huzura ereceksin diyordu. Bu sözler onun değildi. Muhtemelen hocalardan duyduklarını bana anlatıyordu. Kıza seni hiç odadan götürdüler mi diye sordum. Götürdüklerini söyledi. Ne yaptıklarını sorduğumdaysa söylemeyeceğini belirtti. Nedenini sorduğumda sessiz kalmıştı. Öyle vakti kıza sinir olmuştum. Hiçbir şey söylemiyordu konuşmamızdan sonra kendimce bir plan yaptım. Bu kez götürülen ben olmak istiyordum. Bu gece gelen kişiyi takip edecektim. Saat 11 olduğunda odamın kapısını ve perdeyi kapattım. Tuvalete gittim. Kapım kilitlenip kızlardan biri götürüldüğünde onları takip edecektim. Sıra bizde olmadığı için bizim odamıza giren olmayacaktı. Minik adımlarla hızla tuvalete ilerlemeye başladım. Elim ayağıma dolanmıştı. Beni görürse Odama dönmek zorunda kalacaktım ve bir daha çıkamadan adam gelebilirdi. Bu esnada tuvaletin kapısı açıldı. Beni gören kız çığlık atmak üzereyken, onun ağzını kapatıp tuvalete soktum. Beni gördüğünde, burada ne yaptığımı sordu. Hiçbir şey söylemedim. Sadece beni görmemiş gibi yapmasını söyledim. Evin kapısı açıldı. İkimizde bir heyecan basmışken, tuvaletin ışığını söndürüp beklemeye başladım. Adam her zamanki gibi bir kızı omzuna alıp dışarı çıktığında ben de aşağı indim. Yanımdaki kızı da götürüyordum. Adamın hangi yöne gittiğini görünce camı kırık olan odaya girip sokağa atladık. Sokak çok karanlıktı. Bizim adamı, adamın da bizi görmesi hayli zordu. Karanlığa alışan gözlerimiz adamı zar zor seçmeye başlayınca adamı görebildiğimiz köşeye kadar gittik. Adam omzundaki kızla kenar mahallelere doğru giderken yanımdaki kız birkaç defa dönmeyi teklif etti. Ama artık çok geçti. Ona bana bir şey olursa ona da olacağını söyledim ve adımlarını benimkiler kadar büyük atmaya başladı. Takibin sonu o yıkılmaya yüz tutmuş pencereleri kapalı ve kapısında asma kilit olan evde bitti. Evin ışıkları yanıyordu. Hayat olan tek ev burasıydı. Evin yanına yaklaştık. İçeriden gelen sesler rahatlıkla duyulabiliyordu. Alt kattan bir erkek sesi geliyordu. Ses sürekli yer değiştirdiği için odada dolaştığını düşünüyordum. Seslerin sahibini tanımak zor olmamıştı. Yunus Emre Hoca İnşallah kızımıza yardım edelim de bu beladan çabucak kurtulsun diyordu. Diğer sesin sahibi de Ali Hoca'ydı. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama değişen bir şey olmuyor. Sadece bizim uğraşmamız yetmiyor.'' kızın da çaba göstermesi gerek Yunus Emre Hoca adım atmayı kesti ve söyle bakalım kızım bize yardımcı olacak mısın dedi. Kız itaatkar bir tavırla olumlu bir yanıt verdi. Bunun üzerine Ali Hoca kıza onu takip etmesini söyledi. Ben elini tuttuğum kıza burada kalmasını söyleyip evin etrafında dolaşmaya başladım. Hangi odaya gittiklerini merak ediyordum ki. Üst katta yanan ışık umutlarımı kırmıştı. Ben kızın yanına döndüğümde kız öylece duruyordu. Eve girmenin bir yolu var mı diye düşünürken kız fısıldayarak yaklaşık bir saat kadar sürüyor. Sonra da geri getiriyorlar. Hadi gidelim dedi ve yalvardı. Beni de bir korku sarmıştı. Şimdilik görmek istediklerimi görmüştüm. Geldiğimiz yoldan saklanarak eve döndük. Kıza bu işe birlikte bulaştığımızı kimseye bir şey söylememesini tembih ettim. Evde olanları söylerse zaten kendisinin öleceğini söyleyince kızın dili çözüldü. Kızları buraya için çıkartmaya getiriyorlar. Her akşam musallatlı bir kızı belirleyip burada ilgileniyorlarmış. Burada olmayan diğer hocalar da başka evlerle ilgileniyorlarmış. Pencereden girmek bizim için daha zordu. Boyumuz zaten zar zor yetiyordu. İyi ki kıza uyup erkenden dönmüşüz. Eve döndüğümüzde bir sorun vardı. Odalarımız kilitliydi tuvalette saklanmayı düşündük. Fakat oralarında kapısı kilitlenmişti. Kapana kısılmıştık. En son çare mutfak dolaplarının içine saklanmaktı. Sabaha kadar orada uyumamız gerekiyordu. Ama gözümüze gram uyku girmiyordu. Sabaha kadar ne yapacağımı düşünmüş ve bir plan yapmıştım. Planıma göre ablama orada ne olduğunu anlattıracaktım. Bunun için de orada ne olduğunu bilmiyormuş gibi davranacaktım. Eğer aldığım cevaplar Sadece cin çıkarmak üzerine olursa hiçbir şey yapmayacaktım. Fakat eğer bize zarar verecek şeyler yapıyorlarsa buradan kaçmaya çalışacaktım. Sabah olduğunda dikkatler üzerimdeydi. Çünkü ablam odada olmadığımı biliyordu. Diğer kızın arkadaşları da ona sorular soruyordu. Dersler bittikten sonra ablama her zamankinden daha farklı yaklaştım ve sana da aynısını mı yaptılar diye sordum. Ablam bunu duyunca şaşırdı dona kalmış bir şekilde yüzüme bakıyordu. Ona dün gece Ali Hoca'nın beni eski bir eve çağırdığını ve cinli olduğumu söylediğini anlattım. Yunus Emre Hoca'nın da cin çıkarmaya çalıştığını anlattım. Ben anlattıkça ablam hayretle dinliyor. Ablama tuzak soruyu sordum. Merak ettiğim bir şey var. Herkesten aynı şekilde mi cin çıkartıyorlar dedim. Ve uydurduğum şeyleri ona anlattıktan sonra onun da anlatmasını istedim. Ablam odanın kapısını kapatıp yatağa oturup her şeyi anlatmaya başladı. Şimdi şaşırma sırası bendeydi. Aklımın ucundan bile geçiremeyeceğim şeyler anlatmıştı. Ancak onların bir kısmını bile burada yazamam. Ablamın neden sürekli ağlayıp içine kapandığını daha iyi anlıyordum. Bu yaştaki bir insanın böyle şeyleri yaşayıp sağlıklı kalması pek mümkün değildi. Şimdi kaçış planı yapmam gerekiyordu. Bulunduğumuz yere geliş gidiş için bir tane yol vardı. Gece yine evden çıkıp gidecektik. Buraya gelirken bir benzinlik gördüğümüzü hatırlıyorum ama neredeydi tam hatırlayamıyordum. Ertesi sabah kahvaltımı herkesten daha fazla yaptım. Hatta odamda sakladım. Gece lazım olabilirdi. Gün içinde herkesten daha enerjiktim. Bu hocaların dikkatini çekmişti. Bana sebebini sorduklarında buraya alışmamın zaman aldığını fakat artık evim gibi benimsediğini söylemiştim. Ayrıca ailemin de ziyarete gelmesinin etkisinin olduğunu da ekledim. Benimle konuşan tüm hocalar şaşırmıştı. Galiba buraya benimseyen ilk ve son insan bendim. Hatta Ali Hoca bana en sorumluluğunu verdi. Hem de herkesin önünde. Beni onlara örnek göstermeye çalışıyor. Onları da teşvik etmek istiyordu. Fakat bu durum ablamın hoşuna gitmemişti. Bana kötü bakmaya başladığını fark ettim. Galiba benim de onlardan yana kendisine zarar verenlerden olduğumu düşünüyordu. Ablam benimle konuşmuyordu. Ama bu çok uzun sürmeyecekti. Buradan kaçınca polis çağıracaktım. Ablam da özgür olacaktı. Dişimi sıkmalıydım. Ayrıca gündüz Ali Hoca beni yanına çağırıp gözüme girdin. Ama seni de bir kontrol etmemiz gerek. Musallat izne rastladım ama şüphelendiğim şeyler var. Gece seni diğer hocalarla birlikte bakıma sokacağız dedi. Tam gününü bulmuştu. Bu gece evden çıkmak için plan yapmam gerekmeyecekti. Normalde bir iki gün daha bekleyebilirdim. Ama diğer kızlara yaptıklarını bana yapmalarına bir dakika bile tahammül edemezdim. Akşam yemeğinden sonra odama bir bıçak götürdüm. Ablama onu da oradan kurtaracağımı dair söz verdim. Ablam hala bana karşı soğuktu. Yüzüme bile bakmıyordu. Bıçağı kolumun içine sakladım. Ali Hoca beni almaya geldi ve diğer kızlara yaptığı gibi omzunu alıp götürüyordu. Geçen gece onu tenha yerlerden geçerken görmüştüm. Yine aynı yolu takip ediyordu. Yolda bana ne kadar uysal ve güzel bir kız olduğumu, evlilik yaşımın çoktan geçtiğini söylüyordu. İki metruk binanın arasına geldiğimizde sakladığım bıçağı çıkardım ve boynuna sapladım. Kelimeleri yarım kalan Ali Hoca yere yarı yığıldı. Karanlıkta ne yaptığımı bilmiyor, yola doğru koşuyordum. Sürekli arkama bakıyordum. Takip eden kimse yoktu. Ay o gece çok aydınlıktı. Etrafı görebiliyordum. Uzunca bir süre yürüdükten sonra nihayet ana yola ulaştım. Burada bir araçla karşılaşmayı beklerken eski bir kamyonet geldi. Durumu anlatıp yardım istedim. Adam bana yardım edeceğini söyledi. Oradan uzaklaştıktan sonra adam polisi aradı. Daha sonra ablam ve diğer kızları oradan kurtardık. Olaylar ayyuka çıktı uzun süren yasal süreçler ve mahkeme sürecinden sonra anneme verildik. Annem babamdan ayrıldı. Oradaki insanlar soruşturmalar sonucunda o binalarda ders verilmesi yasaklanmış ve mühürlenmişti. Olayda yer alan bazı kişiler kaçmış bir kısmı da ağır cezalara çarptırılmıştı. Şimdi annemle birlikte ablam ben ve annem dimdik ayaklarımızın üzerinde duruyorduk. Babamla bir daha asla görüşmedik. Allah kimseyi çocuğunun derdini görmeyecek kadar kör etmesin. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Gecenin üçüydü. Ahmet'i bir türlü uyku tutmuyordu. Uykusuzluğunun tek nedeni Ağustos ayında olması değildi. Salonun tül perdesini aralayıp dışarı bahçeye baktı. Uzakta bahçenin yarım duvarının ardında onu görüyordu. Simsiyah düz ve uzun saçlarının arasından bile kırmızı gözlerini ayırt edebiliyordu. Buraya bakıyordu dişi ifrit. Onları izliyordu. Fırsat kolluyordu. O bahçeden bir adım atarlarsa başına gelecekleri çok iyi biliyordu Ahmet. O yüzden son iki gündür evde bekliyordu ortağıyla. Ortağı bir yolunu bulacağını söylemişti. Öyle olmasını umuyordu. Sıkıntıyla kanepeden kalktı genç adam ve yavaşça bodrum kata indi. Kömürlük gibi olan yerin kapısındaydı orta. Oturduğu sandalyede büzüşmüş, uyuyakalmıştı. Ahmet onu parmağıyla dürdüğümce geri sıçrayarak uyandı. Ne var diye sordu orta. Yüzünden ne olduğu belliydi. Hala orada değil mi? Bekliyor. Gece gündüz bekliyor. Aklımı kaçırmak üzereyim dedi Ahmet. Merak etme. Buraya giremez. Onu da alamaz. Mecbur bir gün bırakıp gidecek. Ortaya olan Adem bunları söylerken Ahmet de Pimapen kapının önüne geldi. Duvardaki yazılara baktı. Gecenin karanlığında altın gibi parlıyordu İbranice büyüler. Odanın ortasında aynı dışarıdaki ifrite benzeyen biri dizlerinin üzerine çökmüş. Başı önde oturmaktaydı. Onun 10 on yaşındaki hali olabilirdi ancak. Odanın ortasındaki kız başını kaldırıp kendisini izleyen adama baktı. Gözleri kan kırmızısıydı sivri dişlerini tehditkar bir şekilde gösterdi. Ne zaman yola gelir bu? Çıkarın beni buradan. Kızın cama yapışıp kükremesi ikisinin de aklını almıştı. Adem öfkeyle yanındaki İbranice büyük kitabına uzandı. Bilmiyorum kardeşim. Yola gelmezse yakarız en fazla. Dedi ve içinde yazanlardan biraz okuyarak kıza acı çektirmeye başladı. Musa hoca aynı gece teheccüd namazı kılmış zikirlerini ve dualarını yeni bitirmişti. Çalışma odasından yatak odasına gitmek için koridora çıktı. Evin kapısının önünden geçerken bir anda kapı kırılacak gibi sallanmaya başladı. Çelik kapının kasasına hızlıca yumruk atılıyordu. İlk çarptığında korktu Musa Hoca. Sonra aklına gelen şeyi kontrol etmek için kapının kolunu tuttu ve açtı. Dışarıda kimse yoktu. Gece gece ne rahatsız ediyordu ki onu. Baba diye bir ses geldi. Sakince arkasını döndü adam ve sesin geldiği yere baktı. Karşısında uzun beyaz geceliğiyle kızı nazar vardı. Baba nereye gidiyorsun? Adam şaşırmıştı. Acaba kapıdan gelen sesi duymuş muydu? Bir ses duydun. Dışarıdan geliyordu. Merak ettim dedi. Kızı yüzüne hiçbir şey anlamamış gibi bakıyordu. Tamam Allah rahatlık versin. Dedi kız. Sana da kızım diye cevaplayıp Kapıyı sessizce kapattı ve odasına döndü. Yatağa otururken içi rahattı. Kızına hem analık hem babalık yapmıştı. Dört sene önce eşini kanserden kaybedince bir başlarına kalmışlardı. Küçücük yaşında dünyayı sırtlandı nazar. Babası için okula da gitti. Ev işini de yaptı. Elinden geldiği kadarıyla. Allah'ım sen ki yeri göğü inşa edensin. Sen ki her işi nizamına koyan merhamet sahibisin bana da merhamet et. Diğer gözümü bana bağışla. Diye dua etti. Bir gözü karısıydı onun için. Diğer gözü de kızı. Kızı için dua ediyordu böyle her gece. Gözünden süzülen incecik yaşı sildi ve yatağına geçti. Yanındaki gece lambasını söndürüp sağına döndü ve uyudu. Nasıl geldiğini bilmiyordu Musa Hoca ama ormanlık alanda sesin geldiği yöne koşuyordu. Nazar, Nazar neredesin kızım? yankılı ve çok uzaktan geliyordu ses. Baba buradayım. Baba ne olur beni bul. Ay ışığının aydınlattığı ormanda sağa sola baktı Hoca. O kızın sesini bulmaya çalışırken bir yandan önüne bir kurt atladı. Hoca ne yapacağını bilmiyordu. Dişlerinden kan sızan bu kırmızı gözlü hayvan onu parçalayacakmış gibi baktı. Sonra onun önünden yürüdü. Sanki yol gösterir gibi. En azından Musa Hoca öyle düşünüyordu. Hızla onun gittiği yoldan da koşmaya başladı. Kurt koşa koşa bir kuyunun önünde durdu. Musa tam ona yetiştiği sırada birden ortaya çıktığı gibi kayboldu. Etraf çok karanlık ve sessizdi. Baba, baba buradayım. Yardım et çıkar beni. Kızını bulduğunu fark edip rahatladı. Hemen kuyuya eğildi. Sonra aşağı sarkıtmak için bir şeyler aradı. Ortalık sessiz olduğu kadar boştu da. Bir ağaç, hatta bir çalı bile yoktu. Rüyada olmanın verdiği mantıksızlıkla bir hareket yaptı. Nazar elimi tut yavrum ve elini uzattı aşağıya doğru. Aynı anda karanlığın içinden bir el yakaladı onu. Aynı anda karanlığın içinden bir el yakaladı onu. O karanlıkta kızını göremese de elini tutan eli görüyordu. Simsiyah ve kırılmış tırnakları gördü önce. Kenarlarından akan kanın ne anlama geldiğini biliyordu. Çıkmak için kuyunun duvarlarını tırmalamıştı Birden büyük bir güç hissetti. O el hocayı aşağıya çekti saniyeler içerisinde. Aşağıda buldu kendini o hoca. Suya düşmemişti ya da canı yanmamıştı. Yerden kalktı sadece ve karanlıkta kızını aradı. Karanlığın içinde bir çift kırmızı göz ona bakmaya başladı. Çıkarın beni buradan. Kulaklarında dehşetli bir uğuldamayla uyandı Musa hoca. Dışarıdan gelen sabah ezanını duydu. Ezan ruhunu sakinleştirirken Aklına kızı geldi. Besmeleyle yatağından kalkıp çocuğunu kontrol etmeye gitti. Babacığım iyi misin? Öyle vakti bir aranda da oturan adam sıçradı. Kızı ona. Senin neyin var böyle? Dünden beri bir garip davranıyorsun. Yok kızım bir şey. Dalmışım öyle. Hoca gülümsemeye çalıştı. Hocanın telefonunun çalması onu bu durumdan bir anlığına kurtardı. Telefonu açtı. Kısa bir konuşma oldu telefondakiyle. Tamam Getirin kızımızı dedi. Nazar'ın meraklı bakışlarına cevap verdi. Büyüklü köyünden hasta getirecekler kızım. Hazırlık yapalım dedi ve birlikte içeri girdiler. Neredeyse boş bir oda. Duvarları beyaz. İçerisi aydınlık. Duvardaki Esmail Hüsna ona güven veriyor. Yer yatağına boylu boyunca yatırılmıştı Fatma. Babası onu öğleden sonra Musa Hoca'nın evine getirmişti. Geceleri kalkıp çıkıyordu evden. Neredeyse bir haftadır o hatırlamıyordu ama öyle olduğunu söylüyorlardı. Geziyormuş sokak sokak. Sabah karşıda avluda yerde buluyorlarmış onu. Önce uyur gezer sanıp doktora götürmüşlerdi. Ancak ilaçlar hiçbir fayda sağlamamıştı. Dün gece yani gece çoban Sedat görmüştü onu köy meydanında. Kolunda iki kişi vardı. Sedat yanlarına gidince o iki kişi kaybolmuştu birdenbire. Çoban da genç kızı tuttuğu gibi evine getirmişti. Anlattığına bakılırsa kızımıza musallat olmuşlar dedi Musa Hoca. Kızın babası. Hocam kızımı kurtarın o şerlilerin elinden. Babanın korkusu ve acısı yüzünden okunuyordu. Musa Hoca Allah'ın izniyle ama önce neden musallat olduklarını öğrenmemiz lazım dedi. Sonrasında sessizce dua okuyarak sağ baş parmağına mürekkep damlattı. Okumaya devam ederken aynı anladı mürekkebe dikkatlice bakıyordu. Kızın tırnağındaki görüntülerden ne olduğunu anlamıştı. Kızınız dedi. Gece dışarı kaynar su döker mi? Adam biraz düşündü. Sonra aklına geldi. Hocam 15 gün oldu olmadı. Tam çıkaramıyorum da. Bir gece çaydanlıktakileri bahçeye ağacın dibine dökmüştü. Kızın babası sordu. Hocam kızıma bundan mı musallat oldular? Başını salladı Musa hoca. Aralarından birini yaralamış. Onun diyetiymiş bu. Ne yapacağız hocam? Nasıl kurtaracağız kızımı? Ben Rukiye yapacağım şimdi. Sonra boylamasında yazarım. Gece de cinlerle anlaşmaya varırız inşallah. Yarına size haber gönderirim. Tamam hocam. Allah razı olsun dedi adam. Ardından Musa hocayı duasını okusun diye odada yalnız bıraktı. Musa hoca kız yerde yatarken rahlinin önüne geçti ve Kur'an-ı Kerim'i açtı. Seninle konuşmak istiyormuş. Gözlüklerinin üstünden kıza baktı. Kim? Elini kaldırıp odanın diğer ucunu gösterdi kız. O kadın dedi. Adam da başını çevirip ona baktı. Duvardan başka bir şey yoktu. Kıza musallat olanların bunu yaptığını düşündü. Gece onları çağıracağım ve anlaşacağız dedi. Hemen sonra da ayete başladı. O başlayınca odanın camları sertçe ardına kadar açıldı. Böyle şeylere aşina olan hoca Kızı teskin ettikten sonra kalktı ve camları kapatıp yerine geçti. Ardından rukyesine başladı. Gece ikiye doğru anca bitirebilmişti. Kızı babası yatsıdan sonra alıp götürmüştü. Hoca da namazdan sonra işine devam etmişti. O gece anlaşmıştı cinlerle. Yarın telefonla durumu babaya bildirecekti. Musa Hoca ağrıyan bacağının üzerine zorlukla doğruldu. Teheccüd için henüz geç değildi. Abdestini tazelemek üzere odasından çıktı. Bir fısıltı duyuyordu. Tam secdeye gittiği sırada sanki odada fısıldaşmalar oluyordu. Dikkati bozulmaya başlamıştı. Neyse ki yedinci rekattaydı. Bir rekat kılıp kalkacaktı. Son rekatta rüküya eğildiğinde izlendiğini fark etti. Nazar mı kalkmıştı acaba? Merakını gidermesi için daha beklemeliydi. Zira hızlı kıldığı namazın fazileti olmazdı. Bu yüzden yavaşladı ve secdeye gitti selam verirken hala izlendiğini biliyordu. O kalan birkaç saniyede tüyleri ürpermeye başlamıştı. Belki de bugün görüştüğü cinlerin saldırısına uğrayacaktı. Yerinden kalkmak üzereyken yine bir fısıltı duydu. Doğruldu ve arkasına baktı. Kapının eşiğinde duran kızıydı. Hayırdır kızım ne yapıyorsun burada? Kız koşarak yanına geldi ve babasına sarıldığı anda bayıldı. Adam telaşla kızını kucakladı ve karanlık koridorda yürümeye başladı. Odaya geldiği anda tam olarak ne olduğunu kavraması için birkaç saniye geçmesi gerekti. Zira nazar yatakta uyuyordu. Yaşadığına bakınca ona bakan kırmızı gözleri gördü. Bir anlığına hemen sonra kayboldu. Bir şeyler oluyordu. Birkaç gündür onları rahatsız eden bir varlık vardı. Ne olduğunu tam olarak anlayana kadar evini ve kızını korumaya alması gerekecekti. Tam kalkıp bu işi yapacakken bir ağırlık çöktü. Uzun süre çalışmıştı, yorgundu. Saati sabah ezanına bir iki saat kaldığını gösteriyordu. İki saatte kendini az da olsa toparlayabilirdi. Hemen yatağa yattı ve derin bir uykuya daldı. Hoca rüya görmeye başladığı sırada koridorda yürüyen gölge nazarın odasına girdi ve siyah bir dumana dönüştü. Melekler gibi uyuyan kızın burnundan yavaşça girdi. Hoca sabah olduğunda uyandı. Sabah namazından sonra evine geldi Musa Hoca. Kızı da namazını kırmış kahvaltı hazırlıyordu. Masaya oturdu ve onu izlemeye başladı. Nazar da babasına çay doldururken masaya damlayan şey dikkatini çekti. Kızın burnu kanıyordu. Bir şey hissetmemişti kız. Eğer simsiyah akan sıvıyı görmeseydi babasına şaka yaptığını sanırdı. Demliği bırakıp elini burnuna götürdü. Kan kıvamındaydı ancak simsiyatı başını kaldırıp babasına baktı aynı anda midesinden yukarı gelen bir bulantı yüzünü sararttı. nazar iyi misin neyin var babasına cevap vermek için ağzını açar açmaz ağzından ve burnundan yüzlerce kurt dökülmeye başladı oca bir anlık şokla baka kaldı kız da sadece masaya tutunabildi düşmemek için midesindeki tüm kurtları çıkardıktan sonra ufak bir bakış attı babasına eliyle ağzının kenarına dokundu ve sızan kana baktı. Ardından gözleri karardı. Nazar olduğu yere yığıldı. Yeniden uyandığında kendi yatağında değildi. Babasının çalışma odasındaki yer yatağındaydı. Ne olduğunu hayal meyal hatırlıyordu. Başını çevirdi etrafına bakmak için. Babası rahlenin başında Kur'an okuyordu. Gözünün ucuyla baktı uyanan kızına adam okuduğu ayeti bitirene kadar bekledi. Sonra konuşacaktı. Nazar ne olduğunu anlamıyordu. Sadece için için ağlıyordu. Ne oldu bana diye sordu ona bakan babasına. Öğreneceğim dedi babası. Ak günlük tütsüsüyle odayı uğurladı hoca. Ağır koku kızın içini kaldırdı. Zaten böyle olması gerekiyordu. Kapının eşiğine de tuz döküp sınır çizdi hoca. Ardından gözleriyle kızına işaret etti. Nazar yer yatağına uzandı. Babası sol eli dışarıda kalacak şekilde üzerine siyah bir örtüyle kapattı. Bu örtünün üzerinde bazı vekler vardı. Gümüş gibi parlıyordu hepsi. Ve bu içerideki varlığı hareketsiz kılacaktı. Hoca mumları da yakıp ışığı kapattı ve nazar yanına geçti. Kenardaki içi tılsım yazılı su dolu kaseyi önüne çekti. Kızının parmağını delerek bir damla kan akıttı. Ardından yerine geçti. Kömür kalemiyle birkaç parçayı da atıp karıştırmaya başladı. O karıştırdıkça odada hafif bir rüzgar esmeye başladı. Kızının yattığı yerden derin derin nefes aldığını ve hırıldadığını duyabiliyordu. Bir gürültü koptu içeride. Baba, baba kim bu? Bu kim? Adam onlara musallat olan varlığın görünmüş olduğunu anladığından sakinliğini korumaya çalıştı. Kızım, sor ona, kimmiş? Kızın ağlama sesi kesildi anında. Onun yerine hırlama sesi çoğaldı. Kimsin dedi Musa Hoca. Bize neden musallat olmaya çalışıyorsun? Söyle çabuk. Seni yakmadan önce konuş. Sana geldim ama beni görmedin. Kopuk konuşmalardan bir şeyler anlıyordu hoca. Yine de onun anlatması lazımdı. Anlat. Kim götürdü? Nazarın eli havaya kalktı. Bu hocaya bir işaretti. Musa hoca oturduğu yerden kalkıp kızın yanına gitti. Tam elini tutacağı sırada gözü elindeki dövmeye kaydı. Yakaza kabilesinin işaretiydi bu. Hoca eldeki dövmeye bakarken nazarın bedeni doğruldu. Üzerindeki siyah örtüye rağmen adam onun kız olmadığını anladı. Başının iki yanından yakaladığı anda kırmızı gözlerini gördü varlığın. Sonrasında zaman ve mekan bir anda değişti. Eski bir mezarlıkta buldu hoca kendini. İleriden bazı sesler geliyordu. O da koşa koşa sesin olduğu yere gitti. İki adam vardı. Birinde ne kadar eski olduğu belli olan bir kitap vardı. Bir elini kaldırmış, İbranice kelimeler okuyordu kitaptan. Yanlarına yaklaştı. Onu görmüyorlardı. Onların okuduğu yöne dönünce ona musallat olan ifrite benzeyen şeyi gördü. Bu ifritin kızı olmalıydı. Kızın etrafında da başka varlıklar vardı. Boynundaki işaretlerden onların marit olduğunu anladı. Küçük kızı zorla yakalayıp boynuna bakırdan bir pranga taktılar ve kayboldular. Tüm bu insanlar ve varlıklar kayboldu. Hoca mezarlıkta tek kalmıştı. Ta ki omzuna dokunulana kadar arkasını dönünce dişi ifrit onu tekrar yakaladı. Bu sefer hiç bilmediği bir evin bodrumundaydı hoca. Tek başına kapının kenarında uyuyan adamın yanından sessizce geçti ve camdan baktı. İçerideki küçük kızı gördü ve duvarda altın rengiyle yazılmış İbranici harfleri. İfriti neden almış olabileceklerini düşünmeye gerek yoktu. Ya büyülerdi ya da gömülerde yer bulmak için kullanacaklardı. Annesi de olmadığına göre evden uzak tutmak için her yana tılsım yerleştirilmiş olmalıydı. Hoca dışarı çıkmak için bir adım attı ve kendini bahçenin dışında ifritin yanında buldu. İçeri bakıyordu. Onların çıkmaları için fırsat kolluyordu. Hala gitmemiş. Dördüncü gündü ve ifrit hala kızını bekliyordu yiyecekleri azalmıştı. Birkaç gün içinde dışarı çıkmazlarsa işleri zordu. Ahmet perdenin arkasından bakarken bir şey dikkatini çekti. Bir silüet daha vardı. Belli belirsiz görünüyordu. İfrit değildi bu. İnsana benziyordu. Gözlerini ovuşturup yeniden baktığında adamı göremedi. Bunun göz yanılması olduğunu düşündü. Musa çalışma odasında bulduk kendini. Tayyi zaman ve tayyi mekan yapmıştı anlaşılan yerde yatan kızına baktı. Ardından üzerindeki örtüyü açıp kızının saçlarını okşadı. Tam bir güçsüzlükle karşılık verdi kız. Yavaşça doğrulttu onu ve yatağına götürdü. Kendi odasına döndüğünde içinde bir muhasebe yapıyordu. Yardım etmeli miydi ama nasıl? Sabah veranda da bahçeye bakarken telefonu çaldı hocanın. Karşıdaki adamla kısa bir konuşma yaptıktan sonra telefonunu kapatıp aceleyle içeri girdi. Kızıyla karşılaştı koridorda. Gözlerinin altı çökmüştü. Hayalet gibiydi. Kızım. Geçen gün gelen bir kız vardı babasıyla. Evet dedi kızı. Fatma. O vefat etmiş. Az önce aradılar. Öğle namazından sonra cenazesi kalkacakmış. Oraya gidiyorum ben dedi. Kız onun durumuyla kendi durumunu karşılaştırdı ve gözleri doldu. Hoca bunu fark edince omuzlarından tutup kızına baktı. Korkma kızım. Ben ne olduğunu biliyorum ve halledeceğim. Babasının söylediklerini anlamıyordu. Hiçbir şey anlatmamıştı çünkü sadece ona güveniyordu. Nazar, yaşakan gözünü silip başını salladıktan sonra kenara çekildi ve yol verdi. Hoca da odasına geçip hazırlanmaya başladı. Cenaze namazından önce babayla konuşmuştu hoca. Baba, boylamaya güvenip keçileri vermemişti. Kızının da boylamaya çıkaracağını hiç hesaba katmamıştı. O gece kızını yine almışlar ve çatıya çıkarıp kendisini atmasına sebep olmuşlardı. Namazdan sonra cenaze mezara indirilirken hocanın bir anda cevap aklına geldi. Cebinden telefonunu çıkardı ve yardımcı olması için kendi gibi hüddam olan arkadaşı Mehmet'i aradı. Pek bir şey anlatamamıştı bulunduğu yeryüzünden ama Mehmet arkadaşının konuşmasından acil bir durum olduğunu anlayıp geleceğini söyledi. Yatsıdan sonra vefat eden kızın babasıyla gittiler. Ona durumun bir kısmını anlattılar. Kızına, ifritin birini musallat olduğunu da, Fatma'nın da kefeninden bir parça almaları gerekiyordu. Adam ağladı önce, daha sonra kabul etmek istemediyse de sonradan izin verdi. Böylelikle ertesi gece için anlaşmış oldular. Bir sonraki gece Mehmet ve Musa mezarlıkta buluştu. Bakırdan yapılmış iki kürekle kızın mezarını açıp ellerindeki eldivenlerle Üstündeki bezden parça aldıktan sonra mezarı eskisi gibi kapattılar. Sonra da yanlarında getirdikleri poşete biraz mezarından toprak doldurup köyün yukarısındaki dağlık alana gittiler. Musa hocayı Azrail yokuşuna getirmek için yapılan tüm hazırlıkları bitirmişti. Hoca kefene sarılıp kazdıkları çuvala girip uzandı. Mehmet bir elinde ilim kitabını tutuyordu. Çukurda yatan arkadaşına baktı. Musa gözlerini kırparak hazır olduğunu anlatmaya çalıştı. Bunun üzerine Mehmet kitabı açtı. İlgili bölümü okumaya başladı. İlk cümleden sonra poşetten bir avuç toprak alıp arkadaşının yüzüne attı ve okumaya devam etti. Musa yüzüne toprak gelir gelmez kulaklarında bir ağırlık hissetti. Her şeyi toprağın altından duyuyormuş gibiydi. Birkaç saniye sürdü. Hiçbir şey olmayınca gözünü açtı. Derin bir uğultu neredeyse kulak zarlarını patlatacaktı. Etrafına baktı hoca. Kalktığı yer yattığı yere hiç benzemiyordu. Gökyüzü kıpkırmızıydı ve yakıcı bir sıcaklık hakimdi. Üstüne bakınca kefenli olduğunu gördü. Azrail yokuşunda olduğunu anlayan adam doğruldu ve mezardan çıktı. Boş ve kurak bir arazi üzerindeydi. Şimdi etrafta ne bir ağaç ne de bir ot vardı. Yerdeki çatlaklardan çıkan dumanlar ciğerini yakıyordu. Buraya ilk defa gelmemişti. Ne yapacağını biliyordu. Yine de acemi gibi duruyordu. İleride Uçurum gibi bir yer vardı. Oradaki karartılara dikkat kesildi ve o tarafa doğru yürüdü. Uçurumun kenarına geldiğinde önce kimseyi göremedi. Aşağı baktı ve kapkaranlık olduğunu gördü. İşte daha önce geldiği berzah alimi burasıydı. Aşağı inmenin bir yolu vardı. Tam o sırada yer sallandı ve merdivene benzeyen bir yapı ortaya çıktı. Dikkatle ve yavaş yavaş aşağı karanlığın ortasına indi. Aşağıya adım atar atmaz Etrafını ifritler sardı. Ona saldırmak, parçalamak, hatta onu sonsuza dek burada tutmak istiyorlardı. Lakin sanki önlerinde bir set varmış gibi geri durmak zorundalardı. Yüzlerce ifrit mecburen hocaya yol verdi. Aralarından yürüyen hoca bir yandan da seslendi. "Yakaza bilisinden bir ifriti arıyorum. Mazarina adında. Yeniden etrafı sarıldı hocanın. Musa'ya doğru bir şey geliyordu. Görmüyordu ama hissediyordu her adımında yer titriyordu. En sonunda tüm ifritler ikiye bölündü ve ayrıldı. Ortalarından hocaya doğru bir varlık yaklaştı. Senin bizim alemimizde ne işin var Musa hoca? İfritin teni siyahtı. Cildindeki çatlaklardan alev taşıyordu. Omuzlarında boynuzlar vardı. Elinde basit, dal gibi duran bir asa vardı. Merzayna dedi. Beş dakika geçmişti. Mehmet Hoca artık arkadaşını geri getirmeliydi. Oturduğu ağacın altından kalktı ve kitabı alıp okumaya başladı. Daha birkaç cümle okumuştu ki Musa hocanın öksürmesini duydu. Okumayı bıraktı ve çukura baktı. Üzerindeki toprakları atan Musa merakla sordu. Ne kadar da yoktun? 5 dakika olmuştur dedi. Birkaç dakika sonra Musa çukurdan çıkmış üstünü başını temizlemişti. Arkadaşının verdiği suyu içti ve kendine geldi. Hallettin mi diye sordu. Musa Hoca başını salladı. Mehmet Hoca neden kendi kabilesine gitmedi? Neden sana geldi? Neden senden yardım istedi? Musa Hoca ona dişi ifrit yüzünden 100 yıla yakın bir süre önce bir büyücü tarafından esir alındığını, büyücünün ömrünün sonuna kadar ondan faydalandığını anlattı. Yalnız büyücü ölmeden önce mezarını yaptırmış, cini de mezarlığa bağlamıştı. Öldüğünde de mezarın başında kaldığını, büyüyü bozmadıkça da kalacağını anlattı. Peki nerede bu mezarlık diye sordu Mehmet. Oraya gidip büyüyü almak için iki arkadaş yola çıktı. Hocayla arkadaşı mezarlığa giderken sabaha karşı çoktan üç olmuştu. Ahmet bu gecede sotede bekliyordu. İfrit'i izliyordu. Tam ona bakarken kapı yumruklandı. Hamdi yerinden sıçradı. Kapının önünde duran nöbet tutması gereken Adem. Ne zaman çıktı lan bu diye söylenerek dışarı yürüdü. Tam kilide dokunduğu sırada Yeniden yumruklandı kapı. Adam kapıyı açtı. Sen neden çıktın? Ya başına bir şey gelse derken karşısındaki arkadaşı başını kaldırıp onunla göz göze geldi. Adam ifrite bakarken bunun nasıl olduğunu başta anlayamadı. Bir iki saniye sonra tılsımların dişi ifrit için yapıldığını hatırladı. Affet beni yalvarırım. Benim suçum değil derken ifrit tırnaklı elleriyle adamın boğazını yakalayıp havaya kaldırdı. Ahmet ne kadar debelense de nafileydi artık. Adem oturduğu sandalyede Büyüklü şekilde uyuyakalmıştı. Sarsılınca korkuyla kendine geldi. Ne oluyor dedi ve karşısında duran kişiye baktı. Ahmet iyi görünmüyordu. Gitmemiz lazım demişti arkadaşına. Neden? Ne oldu diye panikle sordu. Nöbetçi ifritler etrafımızı sardı. Hemen buradan ayrılmamız lazım. O ifrit buraya giremez diye rahatlamaya çalışsa da arkadaşı kollarını gösterdi. Zor kurtuldum elinden dedi. Kollarını görünce Adem de panikledi. İçerideki ifriti götürmek için kapıyı açtığı an içeriden dışarıya sert bir rüzgar esti. Ne oluyor diye sordu Adem. Ancak arkadaşı yoktu. Korkuyla yukarı çıkmış olmalıydı. Diğeri de koşarak üst kata çıktı. Bir yandan yolunu bulmaya çalışıyor. Diğer yandan Ahmet'i arıyordu. O sırada bir şeye takılıp düştü. Doğrulurken neye takıldığına baktığında bunun arkadaşı olduğunu gördü. Gözleri yuvalarından çıkacakmış gibi bakıyor. Dili ağzının yanından sarkıyordu. Onun öldüğünü anlamamış olacak ki. Ahmet kalk, Ahmet sana söylüyorum diye arkadaşını sarsmaya başladı. Aynı anda saç diklerinin acısıyla sustu. Gerçekten yanınızda mı kalacak sandınız dedi. Adam korkuyla bakıyordu bir şey söylemek istese de dili tutulmuştu. Azrail yokuşundan gelen ifrit yakaladığı adamın da başını tuttu ve boynunu kırdı. Diğeri gibi acılı bir ölüm olmamıştı onun için. Merzayna dışarıda bekliyordu. Tılsımlar yüzünden bahçeye girememişti çünkü. Yüzyıldır onu esir eden büyüler yüzünden Adem oğullarının yanında esir kalmıştı. Sert bir rüzgar esti ve kız annesinin yanında bitti. El ele tutuşarak evin yakınından kayboldular her şeyin üzerinden 24 saat geçmişti. Musa Hoca, İfrit'i mezara bağlayan büyüyü bir önceki gece çıkarmış ve bozmuştu. Teheccüd namazından yeni çıkmıştı. Odasına geçmek için koridorda yürürken evin kapısı yumruklandı. Önce sıçradı hoca fakat bunu daha önce yaşadığı için toparlandı. Yavaşça kapıyı açtı. Kimse yoktu. Evin bahçesinin dışındaki bir hareketlilik dikkatini çekti ve o tarafa baktı. Dişi ifriti ve elinden tutan kızını gördü. Onlara başıyla selam verir gibi hareket yaptı. İki ifrit gülümseyerek ortadan kayboldu. Hoca da gülümsedi. Kapıyı kapatırken teşekkürlerini garip bir şekilde ilettiklerini düşündü. Odasına giderken kızını kontrol etti son kez. Sonra da kendi odasına geçti. Kızında musallatı dair bir iz kalmamıştı. Ondan yardım isteyen ifritler ona kızı üzerinden mesaj göndermişti. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. O gece köyün çok uzağında kurtlar uluyordu. Yaz olmasına rağmen hava öyle soğuktu ki yerdeki topraktan buharlar çıkıyor. Bu da sahte bir sis tabakası gibi duruyordu. O gece köyün çok uzak yerindeki ormanda cinler aleminden üç, iki Ademoğlu velayetli kabilesinden iki kişi daha vardı. Kabile sözcüsü karşılıklı oturmuş iki türe baktığı önce Sonra sözlerine başladı. ''Siz'' dedi insanlara bakarak. Atalarınızın söz verdiği üzere bu kızı karşıdaki varlığa işaret etti. ''Gelin olarak almak istiyorsunuz. Baba Hanif evet'' dedi. Sonra ara olarak gönderilmiş kabile sözcüsü diğer tarafa döndü. ''Siz kızınızı veriyor musunuz? Gelinin babasının adı Mezeşin'di. Evet'' dedi. O da aynı şekilde. Böylece cinlerin istediği tüm adaklar gerçekleşti. Hediyeleri verildi ve Adem oğullarıyla ile cin oğulları dağıldı. Üçüncü günün gece yarısı olmuştu. Hanif pencereden bakıyordu. Uzaktan bir hareketlenme fark etti. Ormanın içinde yürüyenler vardı. Bir saniye geçmeden kapıya vuruldu. Evin hanımı Fadime tahta kapıyı korka korka açtı. Ancak kimseyi göremedi. Tam kapatmak üzereyken arkasından gelen Hanif'in sesiyle irkildi. Dur hanım, Kadının göremediğini o görüyordu. Zira yedi göbekten çindarlardı. Babadan oğula geçen bir öğretiydi bu. Onlar sayesinde bakım yapmış, gömü çıkarmışlardı. Ancak faydalarını da görememişlerdi. Ne kadar parası olsa da hastalık yakalarını bırakmamıştı. Tüm kazançları tedavilere gitmişti. Yine de hepsi vakti geldiğinde onlarla iletişim kurmak için anlaşırdı. Bunlardan biri de Hanif'in babasıydı alim anlaşma yaparken ilk doğan erkek çocuk yerine ilk doğan erkek torun demişti. İşte bu yüzden Hanif kendi türüyle evlendi. Bu konuda onun tek oğlu Üzeyir'in üzerine kaldı. Hanif kapıdaki üç varlığa baktı. İkisi çarşaflıydı. Biri mezeşindi. Hoş geldiniz dedi. Fadime korktuğu için içeri kaçtı. Oğlunun odasına girdi. Üzeyir o sırada uyuyordu. Üzeyir kalk, geldiler dedi panikle Genç adam irkilerek kalktı. Fadime oğluyla içerideyken Hanif de gelinini içeri alıyordu. Kapıdan adımını attığı anda herkesin görebileceği bir şekle büründü. İki metreye yakın boyu simsiyah çarşaftan görünen yeşil gözleri ve seri hareketi onu insandan çok korkunç bir canavara benzetiyordu. Üzeyir kıyafetlerini değiştirip salona geçti. Babası içeride kanepede oturuyordu. Dinliği ise ayakta dikiliyordu. O gelince de kalktı. Karını al odanıza gidin. Artık onu bu evdeki herkes görecek. Sadece biz göreceğiz. Bizim haricimizde kimseye görünmeyecek. Genç adamın kafası karıştı. Nasıl yani dedi. Baba bir kafa hareketi yaptı gelinine. Kadın avcunu açtı ve tılsımı ona gösterdi. Üzeyir anladığını belli eden bir bakış attı. ikisine de. Şimdi gidin dedi adam. İkisi de odadan çıktı. Onlar gittikten sonra Fadime kocasının yanına geldi. Korkuyorum dedi. Hanif ters ters baktı. Korksan iyi olur. Onunla iyi geçin. Söz verdikleri gibi bize zarar vermezler. Ama sen yine de şansını zorlama. Ayrıca komşularınla da aranı iyi tut. Komşularla ne alakası var şimdi? Hanif bıyık altından güldü. Öğrenirsin dedi. Ardından kalktı ve uyumak için odasına gitti. Gece Üzeyir için korkunç geçmişti. Karısı sabaha kadar başında dikilmiş, sadece ona bakmıştı. Karısı değildi, sanki muhafızı gibiydi. Zaten istemiyordu. Babasının zoruyla olmuştu bu evlilik. Keşke gitse diye düşündü. Fadime sabah mutfakta su içen oğluna baktı. Gözleri kıpkırmızıydı. Kaç göz hareketiyle ne olduğunu sordu. Uyuyamadım anne. Neden ne oldu? Adam şöyle bir etrafını kontrol etti ve sesini alçalttı. Sabaha kadar tepemde dikildi. Öyle bana baktı. Huzursuz oldum. Kadının düşündüğü gibi değildi. O garip şeyleri kafasından bir an uzaklaştırdı. "Anladım." dedi. Ardından kahvaltı hazırlamaya koyuldu. Öyle vakti, Hanif ve oğlu tarlada çalışıyorlardı. Yan tarlanın sahibi Osman sinirli sinirli geliyordu. Hafif başını kaldırıp ona doğru gelen adama baktı. Kısa boylu ve tıknazdı. Havanın sıcağında bir de kıpkırmızı olmuştu. Aralarında 3-4 metre mesafe kalınca hayırdır Osman dedi. Osman iyice yaklaştı. Hanif abi senin bu yaptığın şimdi iş mi? Yine ne yapmışım ben? Seninle kaç kere sulama hakkında konuştuk. Sıra bendeydi. Uzun süredir böyle bir anlaşmazlık vardı ikisinin arasında. Su boldu ama paylaşmak istemiyor hiçbiri. Bu yaptığına ayıp denir dedi. Sonra ona doğru tehditkar bir adım attı. Aynı anda ikisini uzaktan izleyen Üzeyir girdi araya. Sen kimin üzerine yürüdüğünü sanıyorsun. Ama görmüyor musun? İki gün seni bekledik gelmedin. Kurusun mu mahsulümüz? Kendine gel. Sonra iş büyüdü ve yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Yüzeyir Osman'ın hakkından gelmişti. Osman da bunu size ödeteceğim diyerek hızla tarladan çıkmıştı. Bütün bunlar olurken cin kapıdan dışarıya bakıyordu. Fadime onu görünce konuşmak istemedi ama ne yazık ki cin de onu görmüştü. Önce iki saniye kadar adı neydi diye düşündü. Ardından başladı. Nesrin, neye bakıyorsun? Kadın gözüne kadar örtülüydü. Yine de öfkesi belli oluyordu. Kavga ettiler. Kadın şaşırdı. Kim kavga etti? Geliyorlar dedi ve içeri girdi. Nesrin'in dediği gibi yarım saat içinde eve gelmişlerdi. Hanif'te bir şey yoktu ama Üzeyr'in yakası yırtılmıştı. Yanağında da biraz kızarıklık vardı. Annesi oğlunun yanağına buz koyarken Üzeyir de karısına bakıyordu. Nesrin odanın karşı duvarında ayaktaydı. Öyle öfkeliydi ki gözlerinden alev çıkıyordu sanki. Onun bu hali Üzeyir'i korkutmuştu. Tamam anne iyiyim dedi. Kendini konudan kaçırmak için. Olur mu oğlum? Morarı orası. Ya olmaz bir şey. Bırak da üstümü değiştireyim dedi ve kadının yanından kalktı. Osman bütün akşam evin içinde bir ileri bir geri gitmişti. Bunun hesabını onlara soracağım hem suçlu hem güçlü demişti. Karısı jandarmaya neden haber vermedin ki diye sorunca daha da öfkelendi. Ne jandarması Hayriye? Bu işi kökten halletmek lazım. Korkutma beni. Kökten halletmek ne demek? Dedi kadın. Bak işine sen dedi adam ve odadan çıkıp yatmaya gitti. Üzeyir uyumaya giderken son kez karısına baktı. Evin içinde yoktu. Bahçede mi diye düşündü. Oraya da baktı. Bahçede de göremedi. Hayırdır birine mi baktın? Babasının sesi ödünü kopardı. Nesrin yok dedi. Gelir gelir merak etmesen uy diye cevapladı Hanif. Üzeyir başka bir şey sormadı odasına gitti. Rüyasının en güzel yerindeyken Osman'ın telefonu çalmaya başladı. Korkudan sıçrayarak kalktı ve yastığının altındaki telefonu aldı. Uyku sersemi kimin aradığını göremedi. Alo Osman koş yetiş. Ne oluyor sen kimsin? Ses bir garip geliyordu. Tarla yanıyor çabuk gel. Osman duyduğu havadis üzerine hızla yatağından kalktı. Ne olduğunu soran karısına bile bir şey demedi ve tarlaya gitmek için evden ayrıldı. Biraz sonra traktörle arazisine vardığında karanlıktan başka bir şey görmüyordu. Yangın yoktu. Sadece içeride üç kişi vardı. Aklına hemen gündüzki kavga geldi. Kesin onu kumpasa çekiyorlardı. Bir hışımla traktörü durdurdu. Eline feneri alarak aşağı atladı ve tarlaya doğru koştu. Uzaktan gördüğü üç kişi bir türlü yaklaşamadı. Sürekli koşuyordu ama aradaki mesafe bir türlü azalmıyordu. Sonunda durdu. Uzaktan bağırmaya başladı. Sizin derdiniz ne? Benden ne istiyorsunuz? Üç kişi cevap vermiyordu. Ulan sizin gibi komşu yerin dibine batsın. Utanmadan bir de yalan söyleyip çağırdınız. Ne yapacaksınız? Beni mi öldüreceksiniz? Üç gölgeden biri yaklaşmaya başladı. O geldikçe Adamın görüşü netleşti. Ona doğru çarşaflı bir kadın geliyordu. Ne olduğunu kafasında oturtamadı. Kimsin sen bacım? Ne işin var tarlanda? Kadın yürürken bir avuç buğday başağını tuttu. Onun bu hareketiyle otlar alev aldı. Ne yapıyorsunuz siz çarşaflı? Ağır ağır yürümeye devam ederken alev büyüdü ve tarlanın diğer yerlerine sıçradı. Etrafı alevle çevrilmeye başlayan Osman korkuyordu. Allah Muhammed aşkına yapmayın dedi. Geride iki kişi yere eğilirken şekil değiştirmeye başladılar. Şimdi Osman'ın üzerine bir çift siyah kürklü kurt geliyordu. Osman ne yapacağını, nereye kaçacağını bilmez halde dizleri üzerine çöktü. Kadın onun tam önünde durdu. Osman kadının kartal pençesine benzeyen ayaklarına baktı. Yüreği göğüs kafesine çarpıyordu. Kulakları uğulduyordu. İki kurt da kadının yanında durdu. Adam başını yavaş yavaş yukarı kaldırırken sen de nesin dedi. O an kafasının içinde şimşekler çaktı. Bunlar, bunlar cin miydi? Ağzını açıp ayet okumaya başlayacakken dişi cin eliyle adamın ağzını kapattı. Osman o simsiyah tırnakların yanaklarından geçtiğini hissediyordu. Ne bağırıyordu ne de kıpırdayabiliyordu. Nesrin yakaladığı adamı sarsarak yere attı ve kayboldu. İki kurt da adamın başında hırlamaya başladılar. Hiç konuşmadı Osman. Çünkü yangın yüzünden çıkan duman onu zehirlemeye başlamıştı. En son hissettiği şey kıyafetlerinin de tutuştuğu ve canının son bir kez yandığıydı. Ağzını açtı ama bağıramadan bilincini kaybetti. Üzeri uyku tutmamıştı. Karısı ortalıkta yoktu ve eğer kaçtılarsa mahvolurdu. Zira anlaşma bozulursa onların gazabını tahmin bile edemezdi arkasında kalan pencere bir açılıp kapandığı sırada genç adam ne olduğuna bakmak için döndüğünde Nesrini ayakta ona bakarken gördü. Kaçtın sandım dedi. İçi rahatlamıştı. Başını hayır anlamında salladı kadın. Sonra Üzeyir arkasını döndü ve uyudu. Sabaha karşı köyde bir haber yayıldı. Osmanların tarlası yanmıştı. Hem de içinde Osman varken. Karısı jandarmaya gece telefon geldi. Çıktı demişti. Ancak adamın telefonu dayanmıştı. Arama kayıtlarını isteyeceklerdi mecburen. O gece kadın hiçbir şey söylemedi. Gündüzki kavgayı da. Bunu sakladı çünkü o ailenin geçmişini biliyordu. Başına geleceklerden korktu. Jandarma assubayı ona, "Kocanızın husumetli olduğu biri var mıydı?" diye sorduğunda, "Hayır. Benim kocam kimsenin etlesine sütlüsüne karışmazdı." demişti. Fakat ikna olmamıştı karşısındaki bu komşu tarla Onların arazisine sıçramamış yangın. Biz bunu anlayamadık haliyle. Belki oradan biri başlatmıştır. Kim bilir. Hayriye'yi ters bastırmıştı. Belli etmemeye çalıştı Hayriye. Onlar iyi insanlardır. Öyle şey yapmazlar dedi. Şöyle bir baktı subay kadına. Başındaki şüphe belli oluyordu. Yine de başka bir şey sormadı. Tarla sahipleriyle konuşmanın en uygun olduğunu düşündü. Onlara doğru ilerlerken uzaktan kendisine bakan birini gördü kadına benziyordu. Baştan aşağı siyah giyinmiş bir kadına, onunla göz göze geldiği an başında şiddetli bir ağrı peyda oldu. Gözlerini yumarak başını ovuşturdu. Sonra gözünü açtı. Kadın ortada yoktu. Serdar Assubay burnunu kanıyor. Gözünü açtığında Assubay kıdemli başçavuş Mansur Bey'i gördü. Elini burnuna götürdü. İyi misin dedi Mansur. İyiyim komutanım. Hayırdır? Neden bu tarafa geliyorsun? Burada kimse yok. Serdar Assubay'ı düşündü. Ne yapacaktı? Bir türlü hatırlayamadı. Doğru, her şeyi unutmuştu. Gersin geri döndü ve işine devam etti. Osman'ın köyde kaç komşusu varsa hepsini sorgulamış. Ancak şimdilik elde doğru düzgün bir kanıtı yoktu. Kimse telefonda konuştuğunu bilmiyordu. Bir önceki gün kavga edebilmiyordu. Böylece Hanif ve ailesi de salınmıştı. Hepsinin eve dönmesi öğleni buldu. Hüzeyir babasının önüne geçip dik dik baktı. Ne var diye sordu adam. Biliyordun. Neyi biliyordum? Nestrin'in ne yaptığını. Hanif bu konuda hesap vermemekte kararlıydı. Çekil önümden diye emir verdi oğluna. Üzeyir babasından çok korkardı. Bu sebeple kenara geçti ve ona yol verdi. Akşam Üzeyir odasına girince arkasından karısı da geldi. Genç adam yatağın üzerine oturup Nestrine baktı bir süre. Bu eve geldiğinden beri onunla hiç konuşmamıştı. Bekledi bekledi. Fakat kadın tek bir kelime etmeden dikiliyordu. Bu sessizlik sinir harbine dönüşmüştü. Neden konuşmuyorsun dedi. Nesrin sadece bakıyordu. Konuşsana diye azarladı adam. Ne istiyorsun? Kadının sesi görüntüsüne benzemiyordu. Gayet yumuşaktı. Sen mi yaptın? Evet. Neden? Neden böyle bir şey yaptın? O sadece bir kavgaydı. Her kavga ettiğimi öldüremezsin. Kadının sesi sertleşti. ''Ben onu öldürmeseydin, o seni öldürecekti.'' Aslında bir şey daha söyleyecekti karısına ama bu duydu onu susturmaya yetmişti. Başını sıkıntıyla çevirdi. Başka yöne baktı. Sonrasında kalkıp odadan çıktı. Bir hafta sonra köy kafesinde bir söylenti aldı yürüdü. Anlatılanlara göre tarladaki yangını çıkaran Üzeyir'di. Zaten sulama yüzünden husumetleri vardı. Ondan başka kim olabilirdi ki? Aralarında bunu yayan Halil Ağa'ydı. Herkes ona böyle hitap ederdi. Çünkü kendisi davarlarıyla ünlüydü. Büyükbaş ve küçükbaş neredeyse köydeki insandan çok hayvanı vardı. Kahvede dedikodu yapılırken Hanif içeri girdi. Bir sandalye çekti. Şemsi gönder oğlum bir çay. O gelince herkes tut yemiş bülbüle döndü. Bu sessizliğin nedenini anlayamadı. Diğer oturanlara baktı. Selamun aleyküm ağlar dedi. Hepsi yarım bir ağızla aleyküm selam diyerek aldı selamını. Hayırdır inşallah. Bir sessizlik, bir ketumluk var. Bir şey varsa biz de bilelim. Bu bir meydan okumaydı. Kahvedekiler kaçamak şekilde. Diğer muhataba yani Halil aya bakıyordu. Hanif herkese uyarak ona baktı. Herkes sana bakıyor. Ne oldu anlat bakalım. Hiç dedi ona Halil. Hadi hadi sen cesur adamsın. Yüzüme söyle. Sanki bilmiyorsun dedi Halil Ağa. Herkes sizin hakkınızda konuşuyor. Oğlun yaptı işte. Yakında dayanır jandarma kapınıza. Küçümseyici bir bakış attı Hanif. Bizim suçumuzsa boynumuz kıldan ince kanun karşısında. Ama bizim suçumuz değilse herkes hak ettiğini elbet bir gün alır dedi. Önüne çay gelmişti Hanif'in ama içmedi. Cebinden çıkardığı parayı masaya bıraktı ve kahveden ayrıldı. Bu tartışmanın üzerinden birkaç gün geçmişti. Halila çobanlarından biriyle konuşuyordu. Hayırdır, hayvanlar neden uyusuz? Agam bilmiyorum ki. Bütün gün dolaştılar ama bir sorun yoktu. Ahıra gelince böyle oldu. Allah Allah. Neyse tamam, ben gidiyorum, sen bitir işini. Peki ağam. Halila son kez baktı ineklerine. Huzursuz bir şekilde sağa sola gidiyorlardı. İçinden nasılsa uyurlar diye geçirdi ve evine döndü. Korkunç seslere uyandı yeniden. Korkunç seslere uyandı yeniden. Yatalı varsa yoksa iki saat olmuştu. Karısı da aynı sese kalkmıştı. Ne oluyor Halila dedi kadın. Bilmiyorum ki. Gidip bakayım. Ahırdan sesler geliyordu. İnekler, koyunlar hep bir ağızdan bağırıyorlardı. Sanki etinden et kopuyordu hepsinin. Halila başta hatırlayamadı. Sonra aklına Osman geldi. Hanif dedi. Kesin bir şey yaptı. Yerinden fırladığı gibi Duvarda asılı olan tüfeğini aldı ve kapıya koştu. Aynı anda çobanından feryat sesi yükselince daha da panikledi adam. Ahıra giderken yangın çıktı sanıyordu ve her hesabını buna göre yapıyordu. Birkaç dakika içinde ahırın önündeydi. Kapısı kapalıydı. Tüfeğini hazır edip kapıya sert bir tekme vurdu. Anında açıldı ahırın kapısı. İçerisi mahşer yeri gibiydi. Etraf kan gölüne dönmüştü. Hayvanları parçalanmış bedenleri ve organları sağa sola saçılmıştı. Bağırsaklar, gözler, bacaklar. Halila içeride ilerlerken korkuyla ne olmuş lan burada dedi. Ahırın sonuna geldiğinde kopmuş bir inek başı dili dışarıda donuk gözlerle ona bakıyordu. Midesi bulandı kan ve sıcak organ kokusundan kusmak üzereydi. O sırada dikkatini yukarıdan hareket eden bir şey çekti. Tüfeğini yukarı doğrulttu korkuyla. Oradan tam alnına kan damladı bir hırıltı sesi geliyordu. Ahırın yukarıdaki samanları koydukları yerin dibinde de bir karartı vardı. Bu kurt olmalı diyerek hemen ateş etti. Hırıltının sahibi küt diye ayaklarının dibine düştü. Halil Ağa sen ne yaptın? Karısı bir yandan ona sesleniyor, diğer yandan da yüzü paramparça olmuş çobana bakıyordu. Halil Ağa ise şoktaydı. Ben, ben onu kurt sanmıştım. Jandarma tekrar geldi. Olay yeri inceleme geldi. İlk zabıtlar vahşi hayvan saldırısı oldu. Zavallı çoban onlardan yukarı kaçarken yakalanmış olmalıydı. Çiftliğin sahibi Halil de onu kurtarıp vurmuştu. Jandarmalar Halil'i tutukladılar. Halil'a elleri kelepçeli. Son kez baktı pencereden. Aynı anda Hanifle göz göze geldi. Yüzünde sinsi bir gülüş vardı. Konduramadı aslında. O değildi çünkü. Başını öne eğdi ve o yüzden götürülmeyi bekledi. Yüzeyir bu olaydan sonra suskunlaşmaya başladı. Doğru düzgün yemiyordu, uyuyamıyordu. Her gece Nesrin'in tepesinde dikilmesinden dolayı çok rahatsızdı. Bir sabah tarlaya gidecekken önünü kesti babası. Hayırdır, nereye böyle? Tarlaya baba, nereye olsun? Daha gün aymadı oğlum, ne tarlası? Baba, başlatma babanda. Ne lan senin derdin? Nedir halledemediğin? Öfkesi birikmişti zaten. Bu da üstüne gelince dayanamadı o kadar insan sırf bizimle kavgalı diye zarara uğradı. Biri toprak altında, diğeri hapiste. Söylesene, nereye kadar sürecek bu? Babası oğlundan böyle bir şey beklemiyordu. Yakasından tuttuğu gibi duvara yapıştırdı. Ya ne olacaktı? Ne sanıyordun? İnsanlar bizimle uğraşıp sağ mı çıkacaklardı? Suçlu cezasını çekmeyecek miydi? Donup kaldı Üzeyir. Babası onu bırakana kadar ses çıkarmadı. Adam aynı sinirle bıraktı yakasını oğlunun. "Defol git, canımı sıkma benim." Saat gece yarısına yaklaşmasına rağmen eve gelmedi Üzeyir. Babası da tarlaya uğramadı. Baba oğul inat ettiler birbirlerine. İçinden bir şey yapıp hepsinden kurtulmalıyım diyordu ama ne? O sırada tarlanın içinden bir hışırtı geldi. Korkuyla karanlıkta sesin geldiği tarafa baktı. Ancak bir şey göremedi. Tekrar önüne döndüğünde karısı başında dikiliyordu. Neden geldin diye sordu. Seni almaya geldim. Gitmem ben o eve. Kadın belki de ilk defa kendini gösterdi kocasının karşısında. Üzeyir hayretler içerisinde nesrine bakıyordu. Simsiyah uzun saçları neredeyse yerlere kadardı. Yeşil gözlü ve beyaz tenliydi. O kadar güzel ki onu gören herkesin başını döndürürdü. Onun diğer insanlardan ayrılan sadece iki özelliği vardı. O da gözlerinin kedi gözüne benzemesiyle başının iki yanındaki çıkıntılar. Nesrin kocasına elini uzattı. Hadi gidelim dedi yumuşakça. Üzeyir Nesrin'den etkilenmişti. Uzattığı eli tuttu ve beraberce kalkıp gittiler. Aradan bir sene geçmişti. Her şey şimdilik aynıydı. Tek bir şey hariç. O da Üzeyir'in çocuk özlemi çekmesi. O geceden sonra araları iyilik karısıyla. Melez de olsa bir bebek istiyordu. Ancak belli ki olmayacaktı. Birkaç kez babasına boşanmak istediğini söyledi. Babası buna kesinlikle karşı çıktı. İstiyorsan kuma getirelim. Ondan evlat sahibi ol. Fakat neslini boşayamazsın. Bu durum genç adamın canını sıkıyordu ve gözünün dışarı kaymasına sebep oluyordu. Pamuk adı gibi bir kızdı. Köy öğretmeninin en küçüğüydü. Daha 18'indeydi Üzeyir onu ilk gördüğünde. Bir sene sağda solda karşılaştılar Genç adamın bakışları bir değişikti ona karşı. Onun Yemenisinden omzuna dökülen kumral kıvırcık saçlarına bakmadan kendini alamıyordu. Kız da gülümseyerek başını eğiyordu. Belli ki o da boş değildi üzeyre. Genç adamın aklında hep pamuk vardı. Uyurken, uyanıkken, çalışırken hep onu düşünüyordu. Hayatında ilk kez birine aşık olmuştu. O bu hallerdeyken Nesrin de kocasını izlemekteydi onun her gün kendisinden adım adım uzaklaştığını görüyor, nedenini çözmeye çalışıyordu. Koskoca köyde Hanif ve ailesi hariç onu gören ya da ondan haberdar olan kimse yoktu. Merak ediyordu. Bu adamın sakladığı ne vardı? Bir gece ortalıktan kayboldu. En ufak bir iz bırakmadı. Hanif gelinini diğer alemlerdekilere sorduysa da kimse yardımcı olmadı. Çaresizce dönmesini bekliyordu onun. O sırada Nesrin de gizli gizli kocasını izliyordu. Nereye gidiyor, kiminle konuşuyor diye bakıyordu. Akşamüstü tarladan çıkıp kahveye uğradı Üzeyir. Çay söyleyip bir köşeye oturdu. Bir takım konuşmalar geliyordu kulağına. Sonrasında tanıdık bir isim duydu. Pamuk. Daha bir dikkat kesildi. Yan masada oturan üç kişiden biri, yaşlı olanı, köy öğretmeninin kızı Pamuk'u isteyeceklerini anlatıyordu. Kıpkırmızı oldu bunları duyunca çay boğazından zor geçti. Öfkeyle yerinden kalktı. Cebindeki paraları masaya fırlatır gibi bırakıp çıktı. O kapıdan çıkıp giderken Nesrin de arkasından bakıyordu. İçinde kocaman bir fırtına koptu. Pamuk dedi. O gece bir anda kapının önünde belirdi Nesrin. Kapıya hanif bakmıştı. Gelinini karşısında görünce çok sevindi. Neredeydin kızım diye sordu. Üzeyir dedi. Soruyu cevaplamadan kadın başıyla odasını gösterdi Hanif. Cin hızla odaya girdi. Üzeyir yatağına uzanmış, elleri başının arkasında, tavana bakıyordu. Karısı birden oradan belirince korkup toparlandı. ''Gelmişsin'' dedi. Başını salladı Nesrin. Karısının bu halini bir senedir görmemişti. O yüzden hem şaşırdı hem korktu. ''Neyin var?'' diye sordu. Kadın öfkeyle baktı kocasına. ''Pamuk'' dedi sadece. İçinden anlamış diye geçirdi Üzeyir. İnkar etmenin faydası yoktu. Neden? Neden beni sevmedin? Evet, dananın kuyruğu bu gece kopacaktı belli ki. Bak dedi, ben insanım, sense. Bizim çocuğumuz olmayacak. Artık kendim gibi biriyle olmak istiyorum. Çocuklarım olsun istiyorum. Her şey çocuk için mi diye sordu öfkeyle. Evet, ben diğerleri gibi çocuğum olsun istiyorum. Bak, senle boşanmam istemezsin. Fakat evli de kalamam. Cin, bir ayağını yere vurunca zemin sallandı. O sırada Hanif içeri girdi. Ne oluyor derdemez Nesrin ortalıktan kayboldu. Pamuk son kez saçlarını taradıktan sonra yatağına yattı. Gözünü kapatıp yüzeyiyle ilgili hayal kurmaya başladı. Tam rüyaya dalacakken odada bir rüzgar esti. Gözünü açtı ve karanlıkta doğruldu. Önce kimseyi göremedi. Odada yalnızdı. Neyse bana öyle geldi herhalde diye mırıldandı geri yatarken. Başını yastığa koyar koymaz Tavandan ona bakan bir çift yeşil göz gördü. Genç kız dona kaldı. Aynı anda varlık kızın üzerine atladı. Hiç kıpırdamadı pamuk. Felç olmuş gibiydi. Bağırmaya çalışıyor, ağzını açıyor. Ancak bir türlü sesi çıkmıyordu. İçinden dua etmeye çalıştıkça sözleri karıştırıyordu. Nesrin pamuğa şöyle bir baktı. Gözüne ne kadar da zavallı görünüyordu. Kendini çok yüksekte hissediyordu ki sıradan bir Adem kızını kendisine tercih edilmesine tahammül edemiyordu. O öfkeyle kızın saçından tutup başını kaldırdı. Seni mi bana tercih etti? Seni aşağılık kan torbası. Dedikten sonra kızı bıraktı ve tek bir tokat attı. O tokat sonucunda pamuğun sesi nihayet çıktı. Babası ve annesi odaya girip ışığı açınca kanları çekildi. Onların biricik kızlarının ağzı sağ sola eğilmiş, gözünün birine perde inmişti. Sol eli garip bir şekilde bükülmüştü. Hastaneye gitmeliyiz dedi kızın babası. Kadın kızını hazırlarken baba da arabayı kapıya getirmeye çıkmıştı. Nereye gitti ki bu? Hanif salonda dört dönüyordu. Oğlunu azarlamıştı. Nasıl olur da karısına saygısızlık ederdi? Hele ki liyetli türünden bir cine. Çaresizce kapının önüne çıktı. Beklemeye başladı. Üzeyir yatağının üzerine oturmuş, ellerini başının arasına almış düşünüyordu. Şimdi ne olacaktı? Belki de bu onun için bir fırsattı. Nesrin ondan boşanabilirdi. O böyle ihtimaller içindeyken Nesrin oda kapısının ağzında görüldü. O sırada Hanif mutfaktan çıkıyordu. Nesrin'i görünce yanına gelmek istediyse de Nesrin elini kaldırdı. Adam bu hareketten sonra ses etmeden salona döndü. Üzeyir de başını kaldırmıştı. Karısına bakıyordu. Söyleyecek bir şey yoktu. Ama Nesrin'in vardı. Değdi mi diye sordu sadece. Adam ayağa kalktı. Bunun sonu yok. Ben seni sevdiğimi sanmıştım. Ta ki karısı gitgide yaklaşıyordu. En sonunda tam önünde durdu. Hayatımı mahvettin diye bağırınca evin başına yıkılacağını sandı Üzeyir. Hanif odaya gelmek istediyse de kapı kendiliğinden kapandı. Babası zorladıysa da bir türlü açılmıyordu. Nesrin'in gözleri alev saçıyordu. Ortalıkta ne varsa sağa sola savruluyor, ışık yanıp sönüyordu. Üzeyir onun bu halini hiç görmemişti. Karşısındaki kadın öfkeden delirmişti. Oradan sağ çıkacağına ümidi yoktu. Yapma, sakin sakin konuşalım der demez. Karısı onu yakaladığı gibi duvara çarptı. Kapının dışından Hanif'in sesi geliyordu. Belli ki dini durdurmak için Kur'an okumaya başlamıştı. Nesrin kapıya yaklaştı ve kapı ardına kadar açıldı adamın elinde kitap olmadığını görünce rahatladı. Ancak Hanif gelininin gözlerindeki kin yüzünden korkuyordu. Nesrin yapma der demez elini sanki onun boğazını yakalamış gibi kaldırdı. Adam geri geri gitmeye başladı. Nefesi kesiliyordu. Sırt üstü yere düştü ve çırpındı. Ciğerleri yırtılıyordu sanki. Kalbi de patlamak üzereydi. Öyle hissediyordu Hanif. En sonunda gözünün ucuyla karısına baktı. Ardından delil dışarı çıktı ve öldü. Liyetli cin Fadime'nin kaçtığını gördü, müdahale etmedi. Onun başka işleri vardı. Üzeyir'in kaçmaya niyeti yoktu. Odada da onun dönmesini bekliyordu. Karısını tekrar görünce konuşmaya başladı. İşte bu yüzden dedi. Bu yüzden seninle karı koca olamadık. Sen benim karım değil, ancak Azrail'im olursun diye ekledi. Seni sevmiştim. Hiçbir şey değmedi. Demesiyle kadın odanın perdelerini tutuşturdu. O benim. Öldürebilirsin ama kalbimdeki sevgi engel olamazsın. Nesrin iyice delirdi bu sözler üzerine. Koşarak adama saldırdı. Onu yere yatırdı ve sivri tırnaklarını bir yandan adamın gözüne sokarken diğer yandan anlattı. Onunla da olmaz artık. Eski halinden eser kalmadı. Bu sırada gözleri oyulan adam can acısıyla bağırıyordu. Bir yandan da o da iyice duman altı olmuştu. Cin ayağa kalktı. Tüm gücüyle bağırdı. Aynı anda Üzeyr'in bütün kemikleri kırılmaya başladı. Sabaha karşı anca söndürülmüştü yangın. Sağlık ekipleri baba ve oğlunun cansız bedenlerini çıkarırken Fadime neredeyse tamamen yanmış oğluna baktı. Evin bahçesinde bir köşeye geçip sessizce ağlıyordu. Jandarma ona ne olduğunu sorduğunda bilmiyorum demişti. Yangın çıkınca kendimi dışarı zor attım. Oğlumla kocam çoktan çıktı sandım. Göz gözü görmüyordu. Fadime her şeyi biliyordu ama susuyordu. Susmakta zorundaydı. Nesrin canını bağışlamıştı. Bu yüzden de bu sırrı mezara kadar saklayacaktı.